Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Tarihin görüp görebileceği en büyük lider. Dahi bir devlet adamı, dahi bir asker, harika bir Türk. Yanmış, yıkılmış, parçalanmış, yoksullaşmış ve işgal edilmiş bir ülkeden bitmek tükenmek bilmeyen bir direnişle bir ulus yarattı. Mustafa Kemal Atatürk vatanına aşıktı. Türk milletini seviyordu. Ama en çok da bağımsızlığı seviyordu. Türk milleti onun bu sevgisini karşılıksız bırakmadı. Onlar da atalarını çok ama çok sevdiler. O kadar çok sevdiler ki 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçe ebediyete intikal ettiğinde ve sonraki günlerde Etnografya Müzesi'ne Aziz Naaşı taşınırken peşinde tam 17 milyon kişi vardı. Atam, 82 yıl geçti üzerinden. Çok şey değişti. Senin ilkelerin ve inkılapların ve düşüncelerin, ideallerin dışında. Biz büyüdük atam. Biz kocaman bir ülke olduk. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladık atam. Daha çok kısa bir süre önce. Ve biz 80 milyonu aşkın bir ülke olduk. Değişmeyen bir şey daha var. O gün 17 milyon peşindeydi. Bugün 80 milyon peşinde ve izinde atam. Ama acımız hala o kadar taze ki onun içindir her 10 Kasım'da sabah 9'u 5 geçe seni anarken, saygı duruşunda bulunurken daha dün seni kaybetmişiz gibi gözlerimizden yaşlar akmakta atam. Sen bizi çok sevdin ama biz seni daha çok sevdik. 82 yıldır bu dünyada değilsin ama varmışsın gibi hala aynı sevgi ve özlemle seni anıyoruz atam. Senin aziz hatıran önünde sevgi, saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun. Evet. Bugün Ulu Önder atamızın aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü. Ve onu gerçekten sevgi ve saygıyla tüm yurtta, dış temsilciliklerde, törenlerle, olabildiğince bu hastalık koşullarında törenlerle evimizde, sokakta, arabamızda, her yerde andık efendim. Evet, şimdi programımıza geçelim. Hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle birlikte. Taner hocamız biraz gecikecek galiba ama biz başlayalım programımıza diyorum ve gerçeğin peşinde başlıyor. Yayınlarımızın ardından çözülen Hande Çinkitaş cinayetinin 19 yıl boyunca gizli kalmış sırları. Nezih Çinkitaş, Şehnaz Çinkitaş programımızdayken hepimizin zaten belliydi şüphelileri. Ama esas burada psikopat. Psikopat. Lazım. Sosyopat suç makinesi. Yani sürekli hani dostluk sabıka kaydı böyle bir metre olan kişilere sosyopat. Evet. Serap Mutlu'nun yasak aşkına kaptırdığını iddia ettiği 40 bin liralık arabanın gerçek sahibi kim? Orada araba alıyorsun. Nusret'in aldığı altınlarla adama arabayı veriyorsun. Sezgin Bilgin kaybında eski sevgilisi Şule neden oğlumun babası Sezgin dedi? Sen Şule eğer ki Sezgin'den de Tugay'dan da bu çocuğun olmadığını biliyorsan ikisi de biri rahmetli olmuş biri kaybolmuş iki erkek için onlar çocuğumun babası olabilir dedi. İsmet amca bir yıldır görmediği 10 yaşındaki kızı Zümra'ya kavuşabilecek mi? Benim Nevim Özkan'ın dediği benim kızım olur o benim öz tamam. Kızım. Ben yemedim içmedim onlara yedirdim. Birazdan. Bugün yine Hande Çinkitaş cinayetinde katil zanlılarının hiç görmediğiniz, bilmediğiniz profillerini programa çıktıklarında bize yaşattıklarını, söylediklerini, çelişkileri ilerleyen dakikalarda ortaya koyacağız. Programın ilk dakikalarını İsmet Bey'e ayırdık. Çünkü o birkaç gündür, epeydir bekliyor aslına bakacak olursanız. İsmet Er Yaşar efendim,
Niğde'den geldi. 1971 yılında işitme engelli Şeküra Hanım'la evleniyor. Yani hala 49 senedir onunla evli. Evet, evet. Ama Allah onlara bir çocuk bağışlamadığı için bir çocuk sahibi olmak istiyor ve karısının da rızasıyla hatta kendisi teklif ediyor. 2002 yılında Kahramanmaraş'ta iki kız çocuğu sahibi Hatice Hanım'la dini nikah yaparak eve karına kuma olarak getiriyorsun. Beraber getirdik. Yani tamam. Eşimin buna öyle deniyor İsmet Bey. Evet. Yani karına kuma getiriyorsun. Beraber de getirseniz kuma olarak getiriyorsun. 2010 yılında da Zümra isimli bir kızınız oluyor. Evet. Sonrasında sen bir hastalık geçiriyorsun. Felç hastalığı geçiriyorum. Bu Hatice hastanede bakıyor mu sana İsmet Bey? Bakmıyorum. Bırakıp geliyor benim eşimin yanına geliyor. Eşim dilsiz hasta olduğu için ona söylemiyor. Annem geliyor. 85 yaşında annem geliyor yanına. Annem soruyor İsmet nerede diyor. İsmet hastanede felç oldu diyor. Sen niye geldin diyor. Ben bıraktım geldim diyor. Şimdi eşi hem engelli olduğu için, işitme engelli ve konuşma engelli olduğu için bir de daha genç olduğu için Hatice'den bekliyorsun bakmasını. Tabii. O da bakmıyor. Sen tek başına mı hastanedesin? Hastanede tek başımayım. Hemşireler bakıyor. Allah razı olsun. Sen bu kadına, Hatice'ye ve iddianı söylüyorum geçen seferden ve kızlarına diyorsun 200 bin lira paramı yediler benim. Evet, Hatice de içinde. Hatice de içinde. İçinde. Ve oturduğum evi de üstlerine yaptılar diyorsun. Kızlarıyla ilgili birini 14 yaşındayken 40 yaşında bir adama vermek istedi dedin. Evet, teyzesinin oğluna. Bütün kavga oradan çıktı evet, dedin. Evet, oradan çıktı. Şimdi benim evimde 4 gün misafir kaldılar. Teyzesi gün efendisinin oğluna 4 kişi 4 gün benim evimde misafir kaldılar. 5.sün onlar İstanbul'da çalışıyor. Ne işinde çalıştıklarını bilmiyorum. İstanbul'a döndüler. Hatice Cenneter onlar döndükten geldi. Bir gün sonra inle damat olan Mustafa ismi Mustafa biliyorum. Mustafa beynimde kaldığı kadar onu isteye telefondan getirtti. 4 gün 2 kız bir oğlan bir yatakta kaldılar. Ben dedim bu ki bu 40 yaşındaki adamı. Tabii tabii. Ben dedim ki bak Hatice dedim bak uzun mu lan ibadetim. Hatice uzun dedim bak. Benim memleketimde böyle bir şey kabul etmezler. Bak bana yarım boynuzlu derler pezevenk ben götüremem dedim. Ondan sonra bana dedi ki sen karışamam dedi. Benim teyzem oğlu ben getiririm dedi. Bak hatta getiremem dedim. Geldiği zaman. Tamam İsmet Bey sen benim sorularıma cevap ver. Sonuç olarak Hatice herhalde bu 13 yaşında 14 yaşındaki kızı bu 40 yaşındaki adama vermedi. Veremez zaten doğru mu? Verdi ablacığım bir haftada şeyli kaldı. Hayır. Şanlılı kaldılar. Gitti. Evlendiler mi sonra? Yok evlenmediler. Bilmiyorum, evlenmediler. Ona nişanlılık denmiyor. Denmiyor. 14 yaşında kızın nişanı mı olur? Neyse o kızın ismi Nevin mi? Nevin Özkan. Peki o soyadlarını verme. Peki o kızla ilgili ve çocuk diğer kızıyla ilgili sen bazı iddialarda bulundun. Bunlar madde bağımlısı dedin. Evet. Beni dövdüler dedin. Evet, evet. Karım bile engel olamadı dedin. Evet. Şimdi bu Nevin telefona bağlanmak istiyor. Bağlansın. Çünkü geçen günde onun adı geçtiği için önce bir o bağlansın bakalım ne diyecek. Nevin merhaba. Merhaba, iyi günler. Teşekkür ederim. Nevin şu anda kaç yaşındasın? Şu anda 21 yaşındayım. Peki o dönemde gerçekten annen seni 14 yaşındayken 40 yaşındaki teyzesinin oğluyla evlendirmek mi istedi? Hayır, burada bir yalan var. Nasıl bir yalan var? Hani bir hafta boyunca aynı yatakta kaldılar, şu bu falan. Ya çok yanlış kelimeler, gerçekten çok yanlış kelimeler ve ben bir bekar bir insanım. Hani tutup da orada 7 gün aynı yatakta kaldılar, teyzesinin oğlu 40 yaşında diye yalan söylemesin. Hani teyzemin oğlu benim zaten şu an 27 yaşında Hayır. falan nasıl 40 yaşında olabiliyor annenin, anlamadım. Annenin teyzesinin oğluymuş, senin değil. Annesinin. Annenin tamam, teyzesinin oğlu. Biz de teyze oğlu diyoruz zaten onlara. Hı, büyük teyzen oluyor yani. Evet, evet. Yani böyle bir şey annenin yaşanmadı. Kardeşi. Bir de Hayır, tabii yaşanmadı böyle. Bir şeyle 40 yaşında diyerekten yalan söylemesin yani. Peki o çocukla sen evlendin mi sonra? Hayır. Nevin İsmet Bey'i sen kardeşin annen bir olup dövdünüz mü? Hayır, oradaki yalanı da nasıl çıkarabilirim? Hani o günkü kavga olduğunda benim ablam eşimden ayrılıp gelmişti.
kavga etmişler, tartışmışlardı ve ben o gün okuldaydım, dersteydim. Hani beni aradılar, dediler ki böyle böyle bir kavga oldu, ablanı hastaneye kaldırdık. Benim ablam orada kafasına sopayla darbe yediği için direkt hastaneye götürmüşlerdi. Ambulans gelmişti. Kim vurmuş kafasına? Babam. Peki annen ama dövmeye kalkmış, dövmüş yani. Çünkü ameliyatlı adam yeni gelmiş eve. Yok, yeni gelmemişti, onu bayağı almıştı. Hani zaten buradaki mevzuda nasıl oluyor? Zaten benim ablam hani istenmiyordu o evde. Üvey çocuk, bilirsin az çok nasıl olduğunu abla. Kendi çocuğu olduktan sonra artık bizi istememeye başladı. Allah var beni bu yaşıma yalan, kadar... Onlar hep iftira. Hiçbir zaman ayırt etmedim ben. Hani öz evladım gibi. Artık yediğimiz lokmalar dahi sayılır olmuştu evde. Kavga etmişler, tartışmışlar. Yani ben mevzuyu tam bilmiyordum. Hani dersteydim ben. Orada benim adımı geçirip beni dövdü diyerekten iftira atmasın bana. Peki. Kutu kavga olmuş, jandarmalık olundu ve olayın mevzusu, kaçma mevzusunu da ben size anlatayım. Hı. Ben okuldan çıktım, ben arandı. Ben eve gittim, hayır jandarmalığa gittik biz direkt, zaten şikayet mevzusu falan olmuştu. Annemin gözünde birçok yerinde darp izi vardı. Hı. Jandarmayla biz konuştuk, jandarma eşliğinde biz eve gittik. Evin önünde birçok insan bizi bekliyor. Kapıda beklenildi saat 12'ye kadar. Evet. Beklenildikten sonra hani bize bir şey olur korkusuyla jandarma kapıda bekledi. Kendi de bunu biliyor zaten. Kendi bacıları, birçok kişi, hepsi eve toplandı. Ve bizim orada biz korkuyorduk yani, daha çocuğum ben. Peki, kaç yıl geçmiş üzerinden. Nasıl gittiniz? Biz yani, o korkuyla kaçtık. Giderken yanınıza... şeyi de aldınız, Zümra'yı da aldınız, doğru mu? Zümra'yı al. Çünkü Zümra yani o anki durumda psikolojisi çok bozulmuştu Zümra'nın. Bu 4 sene önce mi biz yaşandı? Biz zaten Zümra için yaptık. Evet, bayağı aldı üzerinden, bayağı geçti. Peki bu annen nerede, o bir konuşsun benimle. Annem içeride. Annen, evet evet, annen bir konuşsun kızım. Şimdi Nevin senin bütün bu iddialarını yalanlıyor. Bir de diyor bize diyor üvey çocuk muamelesi yapmaya başladı. Nadir surette yalan. Kendi yalan, çocuğu olunca yalan, diyor. Yalan söylüyor. Ben onları ayırt etmedim. Bak doğru konuştum. Ben onu Zümrem gibi sevdim. Hiç onlara ben çıtmık vurmadım. Yalan. Anneleri doğmaya kalktıysa doğdurmadım. Hep bana iftira atıyorlar. Yalan söylüyor. Kabul etmiyorum hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Benim ne bacılarım geldi, ne bir şitti, ne bir şitti. Ben... Nevim Özkan'ı doğdu demiyorum. Kubra, soyadlarını söyleme. Kubra ile Hatice Cennet'e doğdu. İkisi doğdular beni. Bak soyadlarını söyleme diyorum. Tamam. Hala soyadını söylüyorsun İsmet Bey. Hatice ile öbür kızı diyorsun. Evet, Kubra. Kübra diyorsun. Evet. Seni dövdüler. Doğdu. Nevim doğmadım. Nevim doğmadı. Bak şimdi Allah'ım var yukarıda. Kübra büyük kız mı? Evet. Şimdi... kızının annesi dini nikahla bir dönem birlikte yaşadığın Hatice telefonda. Hatice şu anda 48 yaşında. Sen kaç yaşındasın İsmet Bey? Ben şu anda 65 yaşındayım. 1955 doğumluyum. 17 yaş var aranızda. Yani sen o zaman 50'ysen yani o 40'sa ya da 30'sa sen 58-57 yaşındaydın. Bayağı genç bir kadın almışsın, doğru mu? Senin karın halbuki... yaşı bayağı var değil mi şu anda? Kaç yaşında eşin? Aynı emsallık, aynı gün, aynı o da bela. 65 yaşında. Evet. Hatice merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Telefonum. Hatice, bu İsmet Bey'le efendim, iki kızınla birlikte birileri tanıştırıyor seni. Neyi cazip evet geldi de sen senden 17 yaş büyük, bir de karısı var, nikahlı karısı. Kuma olmayı nasıl kabul ettin de gittin Niğde'ye, Maraş'tan? Ya. Serap Hanım, o şimdi şey bir hikaye biliyor musun? Benim geçmişim eşimle, öbür eşimle, ya hakkında da bir şey söylemek istemiyorum da. Hı. Ondan dolayıydı. Yani kurtulmak mı istedin? Evet, öyle bir şeydi yani. Ya da şehir değiştirmek, uzak bir yere gitmek. Evet evet, şehir değiştirmek istedim sadece. Sana birisi aracılık etmiş, İsmet Bey'le tanıştırmış, karısıyla beraber gelmiş, nikahlı karısıyla. Sen İsmet Bey'i evet görünce... yani duygusal olarak da beğendin mi, hoşlandın mı? Ya öyle bir şey değildi. Benimki kendisi bana dedi ki ben çocuklarına babalık yapacağım. Hı. Sen de dedi bir tane benim çocuğum olmuyor dedi. Allah nasip ederse bir çocuğumuz olur dedi. Biz sana öyle kendisiyle evlendik. Peki param pulum var, iyi kazanıyorum. O zaman varmış çünkü dükkanı vesairesi, bir sürü şey varmış.
Bunları da söyledi mi sana, benim şu kadar işte mal varlığım var, param var, gelirim var? Ya bana çok mal varlığının olduğunu söyledi ama gerçekte öyle bir şey yoktu. Sadece bir marketi vardı. Sen buna da biraz kandın mı? Yani durumumuzda... Hayır, benimki sadece çocuklarım içindi, kızlarım içindi, hani ailem içindi. Hatice, şimdi annem baban gelip, amcan gelip de benim evime bakmadılar mı? Her konuştuklarım tersi çıkmadı mı Hatice? Allah için İsmet, konuş bak. Ben Allah için konuşayım ama sen Allah için hiçbir şey konuşmadın orada. Hep yalan söyleyin, iftira atayım. Tamam, ne yapacaksınız? Olmaz. İftira atmak için öyle dersiniz bak. Hatice. İşte bile. Hayır. İsmet amca, sen bu Hatice'yi sevdin galiba. Tam sevdim de aldım. Seviyordum da. Beni doğmasa yine seviyordum yani. Bir de gece saat 3'te bırakıp gidince biz... Yani özür dilerim. Benim şanıma İsmet, düşmez. Serap Hanım. Efendim Hatice. Ben İsmet'le konuşmak istemedim ya. Hayır, arada hastanede ben... Hastanede bırakmıştım, kaçmışım. Hiç öyle bir şey olmadı. Ben kendisine hastanede de baktım, evde de baktım. İsmet, yalan söyleme Hatice. Bak kuzum, kuzumun anne bağlı ediyorum sana ben. 27 gün ben senin başından ayrılmadım. Sen beni bir gün idare edemedin, kaçtın Hatice. Ben biliyorum kuzum. İsmet, neden öyle yapayım? İsmet Bey, şuraya bak, şu kameraya bakarak konuş. Hayır, kaçmadım ben. Yalan söyleme. Kaçtın kuzum, kaçtın geldin. Bak hala kuzum diyorsun sen. Bir şey söyleyeceğim İsmet Bey. Sen evdeki karını, bu Şeküre Hanım'ı diyorsun. Çok seviyorum, hiçbir dünyalara değişmem diyorsun. Ama Hatice'yi de seviyorsun hala bence. Ya bugün gelse Hatice, Zümra'yı alıp... Kabul etmem, kabul etmem gayrı, kabul etmem. Saat 3'te gideni Zümra'yı değil. Kimin getirse getirsin, Hatice'yi kabul etmem. Ben çocuğumu istiyorum, çocuğumu kabul ediyorum. Ama sevdiğini kabul ediyorsun Hatice'yi. Etmiyorum ablacığım, etmiyorum. Etmem. Etmem de. Çünkü beni diyordun biliyor musun? 10 tane tane dinazım vurdun benim feş tarafıma. İsmet Bey, şuraya konuş. İsmet, oraya sığıp da şey yapma. Yani, yapmıyorum. Tane değil, yapma. Hatice, senden... Bak herkesi kandırın ama Allah'a kandıramazsın. Tamam uzun. Böyle yalanlar. Tamam Hatice, tamam. Peki senden dinleyelim şimdi. Geldin o eve, iki tane de kızın var. Diyor ki bizim en büyük kavgamız 13 ya da 14 yaşındaki Nevin'i 40 yaşındaki kendi teyze oğluna evlendirmek istedi. İlk büyük kavgamızı orada yaşadık diyor. Ya, bu gerçek olabilir mi? Hiçbir şey var. Öyle bir şey olmadı. Ben nasıl 13 yaşındaki kızımı 40 yaşındaki adama verebilirim? Verdiniz. Anan da verdi, baban da verdi, sen de verdin. Verdiniz de çocuğum istemedi. O benim yine çocuğum. Zümrem nasılsa o da aynıdır daha. Onda şeyim var. Ben İsmet, her konuşmamda... Sen kendi, bak, ben hiçbir şey söylemek istemiyorum hakkında. Kendi yalanlarını benim üstüme döndürme. Yok, ben yalanını söylemiyorum. Ben Galatasaray'ı... Bunu para karşılığı birilerine mi vermek istedi? Senin evet, kızlarını. Ben söylemek istemiyorum ama oraya çıkıp da yalan yanlış şeyler söyle. Söyle kiminse söyle, açığa çıkar da ben burada oturuyorum canlı yayında. Söyle. Kimi getirmişsin? Kim? Söyle ben kime getirmişsin? Hangi adamı getirmişsin? Söyle de. Peki bir şey söyleyeceğim Hatice. Madem sen çocuklarımın başında birisi olsun istedin. Bir de hani çocuğunuz oldu ortak. Ne oldu da sen terk ettin o evi? Niye? Bir kere önce o evi niye üzerine yaptırdın? Şu an İsmet Bey'in yaşadığı ev senin üzerine. Niye bu konuda ısrar ettin? Niye istedin o evi? Şimdi kendisi şöyle dedi Serap Hanım. Hani biliyorum biz bayanız. Dedi ki hani bana izinnameye vereceğim dedi. Eşim boşanıyorum ben eşimden dedi. Yalan söyleme bak. Yalan söyleme. Buradan giderken de benim bayağı bir ben hani şimdi o eşimden ayrıyım ama yine biz aynı şehirde yaşıyoruz eşimle. Öbür eşimle. Yani onu da şey yapmak istemiyorum. Çünkü herkes dinliyor. Sana benim bayağı bir sorunlarım vardı. Bana dedi ki sen dedi izinnameyi vereceğim. İzinnameyi vermezsen de sana tapuyu veririm dedi. Evet, tapuyu veririm dedim. Yani. Onu doğru söylüyorsun. İzinnameyi vermezsen bir tüm mülkiyetimi vereceğim dedi. Demedim sana da. O şekil verdi bana kendisi. Yani ben seni karımı boşayıp seni alacağım ama o izin vermezse o zaman da ben güvence olarak bu evi senin üzerine mi yapacağım dedi. Evet, öyle söyledi. Fakat şu güvence anda olarak dedi. Orada oturmaya seni devam verdim. Ediyorlar. Allah gecinden versin. İsmet Bey'e bir şey olursa sen o işitme engelli karısını ya o evden atarsan şimdi nasıl güvenecek sana?
Ben atmam. Ben Allah'tan korkan bir kişiyim. Atsaydım ben şimdiye kendisini de şey yapardım. Orada gaybe var, onunla çalıştırıyor. Bana hiçbir şey yok oranın. Yani o ev duruyor senin üzerine. Bir de çocuğunuz var ortak. Ama o evde yaşamalarında evet, bir sakınca yok diyorsun. Yok yani. Sakınca olsaydı ben ayrılalı 6 yıl, 5 yıl oldu. Ha 5 yılda ben kendisine sormuştum mu? Hatice, Hatice şunu da söyle. Ben kapıyı nasıl verdim? Çocuğumun üzerine 18 yaşının çocuğum doldurunca çocuğumun üstüne devredeceğiniz demediniz mi? Anam, babam sen demedin mi? Hiç bir şey demedin İsmet. Öyle şey söyleme. Bizim oraya gittiğimizde muhtar da vardı, ağza da vardı. Sen şimdi her şeyi dolandırmaya vuruyorsun. Ben Hatice hala anlamadım. Sen başımızda bir erkek olsun dedin de o evi niye terk ettin? Niye bıraktın gittin? Nereye gittin? Madem ki böyle bir güvenceye ihtiyacın vardı. İki çocukla geldin, bir de üç çocukla gittin. Ne oldu da gittin şimdi, ve nasıl yaşıyorsun o zaman şimdi? Ben şimdi ailemle aynı şeydeyiz. Yani İsmet Bey'le anlaşmazlığınız neydi? İsmet ya şimdi Serap Hanım ben oraya ya inip ayak kapatırsam bazı şeyler söylerim sesim gitmezse. Ha. Yani özel bir şeyler mi? Evet sesim gitmezse söylerim. Yok. Ama çok yanlış söylüyor ya iki kızla bir. Yatmadılar mı? Yatmadılar mı? Niye yalan söylüyorsun? İsmet, Allah yapma, var, Allah Allah'tan var. Yalan söylüyorsun. Bak, Allah, bu yüzden ayrıldım bu, senden. Yapma. Bir de İsmet Bey. Senden bu yüzden ayrıldım. Başka bir şeyden değil. Bir yalan söyleme ya. Yalan söyleme. İsmet Bey. Belki de hani kaç odalı bir evde yaşıyordun sen? Üç odalı. Birinde senin. Hayır Serap Hanım. Üç odalı değildi. Biz tek odalı bir evde yaşıyorduk. Terme çatma. Üstü de şeydi odundu. Ben kendim beraber kendisiyle yaptırdık. Sonradan da biz ben çocuklar büyüyünce beraber patatese de gittik çalıştık. Biz ayrıyetten 3 oda daha yaptırdık. Yalan yani söyleme. Sen ilk o eve gittiğinde İsmet Bey nikahlı karısıyla sen iki kızınla gittiğinde bir göz odada mı yaşadınız? Şimdi annem vardı rahmetlik oldu annesi Allah rahmet eylesin. O da vardı. Evet o da vardı. O öbür büyük eşiyle bir evde kalıyordu ayrı bir odada. Annesiyle. Biz de tek bir odada çocuklarımla İsmet Bey'le kalıyorduk. Sonra diyor bak İsmet Bey sonra diyor biz de çalıştık beraber üç odalı bir ev yaptık diyor. Sen diyorsun ya o kuzenim. Hayır ablacığım bunların hiç katkısı yok yalan söylüyorlar. Hep ama yapmamış ama bir odaymış ve üçe çıkmış. Sen niye kendin yapmamıştın o zaman üç odayı da onlar geldikten sonra yapıldığına göre onların da bir katkısı dükkanım olmuş. Dükkanım vardı dükkanımı bozdurdum ben dükkanımı bozdum. Ama dedin ki o gün ben dükkanı onlar yedi bitirdi dedin. Tamam yedi bitirdikten ne yaptı ev yapmışsın. Bozdum ben ev yaptım. Yedi bitirdi dediğin senin bir çocuğun var ev yapmışsın. Ben de zannettim ki dükkanı sattırdılar parasını yediler. Ev yapmışsınız. Hayır. Ablam benim param vardı. Hatta getirdiğimde ben 200 milyar param diyor, paramı yediler 200 diyor. Yalan söyleme ya. Peki Hatice şimdi. Ben kızlarımla beraber patatese gittim o üç oda yeri yaptıralım ayrılalım ayrı odalara diye. İsmet Bey bir de diyorsun ya bu kuzenler falan. Ya akrabalıkta eğer gerçekten böyle çok art niyet, kötü niyet yoksa insanlar yer yatağı yapar, biri yatakta yatar, biri kanepede yatar. Bunun altında illa bir şey araman gerekmiyor. Yani öyle bir şey olduysa da hani ne olmuş olabilir ki yani? Yok ablacığım ben saklamıyorum, ben olanımı diyorum. Ama olanı diyorsun da öyle bir anlatıyorsun ki bizim kafamızda bambaşka şeyler uyandırıyorsun. Ya 13-14 yaşında kız kanepede yatar, bir yer yatağı. Eskiden öyle değil miydi evlerde? İki oda vardı, yer yatakları yapılır. Bir arada da yatılırdı yani. Sen burada şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki sanki bu kadın 40 yaşındaki adamla çocuklarını aynı odaya başka bir amaçla koymuş gibi anlaşılıyor. Ablacığım koydular zaten ayrılmamız o sebep oldu. Ben yalan söylemiyorum. Yapma. Yalan söyleme bak. Telefon edeyi daha dezengonunu getirmedin İstanbul'dan. Şimdi İsmet Bey bir şey söyleyeceğim. Buyur. Sen üzüm mü yemek istiyorsun, bağcıyı mı dövmek istiyorsun? Hangisi? Ben evladımı almak istiyorum. Üzüm yemek istiyorsun yani. Şimdi bu eski konuları bu kadar konuşarak sen üzüm yiyemezsin. Ben dedim. Tamam. Yani şimdi Hatice... Diyor ki ben efendim? 4 senede diyor bir kere mi gördüm diyor çocuğumu bir kere gördüm diyor. Bana çocuğumu göstermiyor. Yıldır. Ve ben diyor 4 yıldır mı? Gitmeye korkuyormuş gene dayak yerim diye. Serap Hanım. 1 yıl olmuş en yemin son ederim geleli. Bak yemin ederim ben yani inan ki kendisine hiç kimse bir şey söylemedi. Kendisi geldi annemin evinde hafta bir hafta yattı çocuğa çocuğuyla beraber.
Anneme misafir oldu. Geri sabahleyin anneme diyor ki işte diyor anne diyor biz diyor markete götüreceğim çocuğu diyor kaçırıyor. Kaçırıp nereye götürdü? Kaçırıyor Niğde'ye götürüyor. İsmet diyorum çocuk nerede diyorum biz diyor çarşıdayız diyor bana. Neredesin İsmet Ulu Camii'nin oradayım. Beni çarşı, beni Maraş'ta dolandırmadık yer olmadı Niğde'ye gitmiş. Kaç gün kaldı çocuk Niğde'de? 15 gün falan kaldı. Sonra sen gidip geri mi aldın oradan? Ben gittim mahkemeye verdim. Mahkeme kararıyla gittim aldım. Şu anda çocuğun nasıl oluyor peki nikahları olmadığı için? Sende mi yani velayeti nedir anlamadım. Nikah evet velayeti bende. Niğde'de de mahkeme oldu. Bana verdiler çocuğu. Ama görme hakkı var. Ayda tatilde. Evet görme hakkı var ama şimdi şöyle Serap Hanım. Ben güvenmiyorum artık İsmet'e. Polisle gelsin çocuğunu görsün. Polis eşliğinde de çocuğumu bana emanet etsin gitsin. Ha sana ben kocacana teslim ettiğim için değil mi kuzum? Bak kuzumun anı bahat ediyorum ben sana yine kuzumun anı bahat ediyorum. Ben seni hiç seni ben karalamıyorum beni karalama bak hep ben yalan konuşuyor. Sen beni karalamadın İsmet daha nasıl karalayacaksın? Bence Hatice bence bu işi artık işin içine polis falan katmaya gerek yok. Bak biz de varız bundan sonra böyle bir problem adamın yeri yurdu da belli. Bu çocukla baba arasındaki ilişkiyi bence böyle polis eşliğinde bir saat falan olmasın. Bak öbür çocukların babayla görüşüyorlardır. Onun da hakkı var. Ben hiçbir zaman engel koymadım. Şöyle gene koyma. Yani polisle gelsin görsün. Niye polisle gelsin görsün? Ama güven artık güvenmiyorum. Hayır. Kendisi beni annemi kandırıp da götürürse güven, ben artık, burada sen bir... Artık güveneceksin. Benim çocuğum Hatice. Kaybolunca komşunuz buluyor. Niye ya, o zaman güvenceniz oluyor? Niye? İsmet Bey bir saniye. Sen bence yasaların tanıdığı hak neyse İsmet Bey'e onu kullandır. Evet. Ki sen de suçlu duruma düşme. Evet. Çünkü onları kullandırtmamak da ben bir suç. Ben Allah'a hiç suçlu şey yapmadım. İşte bunları... Ben ne yaptıysam ama görmesine var. Müsaade etmen lazım Hatice. Almasına, ben yanında ediyorum, kalmasına. Ediyorum hocam ben şunu her söyleyeyim, zaman bak, ediyorum bak. Ben. Hatice Hanım şunu söyleyeyim. Efendim? İsmet Bey çocuğunu görsün. İşte ilk fırsatta görsün. Eğer İsmet Bey görsün. Tekrardan velayeti sende olmasına rağmen çocuğu kaçırırsa zaten mahkemeye gider müracaat edersen o mahkeme İsmet Bey'e çocuğu sınırlı saatler içerisinde belli yerde görmesine müsaade eder. Alıp i̇şte yanında hocam, bir yatmasına kere müsaade etmez. Da çok... Bir daha yaparsa bir daha görmeyebilir. Eğer İsmet Bey o riski satın alıyorsa yapar. Yani İsmet Bey diyelim ki bu çocuğun sende 15 gün kalma hakkı var. Dinle. Sen o 15 günü açtın. Çocuğu vermiyorsun, göstermiyorsun. Geldi Hatice evden polisle aldı. Bir daha çocuğunu yasalar önünde göremeyebilirsin diyor. Anladın mı sen onu? Evet onlar ya da. Bile... Ya da katil suratla söz veriyor. Bir de ne şey yapmasın burada ne dedilerse ben onu tutarım. Tamam ya da gittin Kahramanmaraş'a çocukla 2 saat görüşme hakkın var. Gezdin tozdun 2 saatin sonunda götürüp anneye teslim edeceksin. Bunun dışında bir şey yapmayacağına söz veriyor musun? Veriyorum ablacığım veriyorum. Niye vermeyeyim benim evladım? Niye öyle perişan olacak? Heh. Allah Allah niye şey olacak? Buna söz ne veriyorsan biz de Hatice'yi ikna ederiz. Ve işin içinde artık biz de varız Hatice. Böyle bir şey olduğunda gelir bizim kapımızı çalarsın. Size güvendim verdim. İşte bakın çocuğumu kaçırıyor dersin. O zaman zaten ömür boyu göremez çocuğunu bir daha. Doğru mu? Doğru. O yüzden ben yarın Kahramanmaraş'a seni gönderiyorum. Kızınla bir buluşuyorsun. Ondan sonra da verdiğin sözleri tutuyorsun. Bundan sonra da birbirinizi suçlamaktan özellikle sen oraya çok fazla suçlayıcı şeyler konuşuyorsun. Onları yapmaktan evet. Vazgeç gözünü seveyim. Çünkü artık bir araya gelmeniz de mümkün değil. Geçmiş defterleri kapat. Çocuğum diyorsun. Çocuğunun mutluluğu için ne gerekiyorsa onu yap. Bize söz ver. Bence... Söz veriyorum. Tamam. Hatice. Size de söz veriyorum. Allah'ıma da söz veriyorum. Tamam. Hukuken bu böyle. Bize söz verme. Ama milyonların önünde söz verince de tutarsın diye düşünüyorum. Peki yarın sen Kahramanmaraş'tasın. Gidiyorsun ve kızın çocuğunu görüyorsun. Tamam. Ama sözünün ama bak. Bana bıçak, öbür çocuklarımın bıçak çekmeyeceğine bak. Ya bu ne bıçağı? Bıçağı Allah'ını seversen. Bizim ben... ekiple gideceksin diyorum. Ne bıçağı? Can güvenim yok. Bana adliyeden çıkınca Maraş adliyesinden çıkınca bıçak çekmedi mi? Neyim? Tamam. Çekmedin mi bana? Yalnız gitmeyeceksin. Çekmeyecek. Öyle bir şey yok. Tamam ablacığım tamam. Ben de iptallahım sonra size seni yarın ediyorum. Gönderiyorum. Yani bu gece gidiyorsun yarın da çocuğunla buluşuyorsun. Bu kadar. Konu kapandı. Şimdi kiminin derdi çocuk, kiminin derdi araba. Sırada
Serap var efendim. Serap'ı biliyorsunuz. Dün biraz kızdırdı beni ama. Çok özür dilerim. Hayır, art bitti senin konun. Serap mevzuna geçiyoruz. 40 bin liralık arabasını yasak aşkına kaptırdığını iddia eden Serap Mutlu canlı yayında eşi Nusret'le yüzleşti. Kredi çektim. Altın aldım. Bravo, aldım. Hayır, kesinlikle yalan söylüyorsun. Yemin ederim ki... Yasak aşk, ihanet ve şantaj. Aşkımla, canımla da hücumlu mesajlar. Babam da bizden çıkma arkadaşlık değildi yani. Bağırırım diye iftira atıyor. Babama bir şantaj uyguluyor. Arabayı nasıl satın aldı? Orada araba alıyorsun. Nusret'in aldığı altınlarla adama arabayı veriyorsun. 40 bin liralık arabanın gerçek sahibi kim? Evet, şimdi arabasını kaptırmıştı Serap Şenol'a. Ondan sonra arabamı istiyorum demişti. Ve demişti ki benim işte nikahlı kocam bana kredi çekti, altınlar aldı. Ben de çalışmıştım, o arabayı öyle almıştım. Sonra biz kurcaladıkça altından farklı şeyler çıktı. Şimdi mesela Adem'le beraber. Adem burada iki kere, bu Adem, üç kere göreceksiniz adını. Çünkü bir Adem'le tanışma ve beraberlik var. Arkasından eski koca Nusret'e dönüş var. Tekrar bir Adem'e dönüş var. O bir hafta içinde internetten Şenol diye birisiyle tanışıp Giresun'a gitme ve arabayı onun üzerine yapma var. Sonra tekrar Adem'e dönüş var. Şu anda Adem final gibi görünse de ben bugün ilk soruyu Adem'e soracağım. Çünkü dün böyle şok içinde dinledin Adem. Bazı şeyleri, mesela Serap'ın daha önce iki evlilik yaptığını, buralardan birer çocuğu olduğunu mesela biliyor muydun? Bilmiyordum. Burada öğrendin. Evet. Peki sana da mı söylemedi? Yani seninle bu kadar beraberlik yaşadı, üçüncü kez sana döndü. Sana bu konudan hiç bahsetmedi. Yok, bahsetmedi. İki çocuğun daha var demedi. Yok. Peki. Şimdi birinci çocuğu Samet 2007 doğumlu, yani 13 yaşında. İkinci çocuğu Ramazan 2012 doğumlu, yani 8 yaşında. Nusret'ten olan çocuğu 2016 doğumlu Kadir, o da 4 yaşında. 3 tane erkek çocuğu var. Fakat dediğim gibi rahat durmamış, işte bu internetlerden. O suçunu da kabul ediyor aslında. Hata ettim diyor. Evet. Fakat şimdi Serap, eğri oturacağız ama doğru konuşacağız. Nusret Bey'le evliliğin halen devam ediyor. Bu altın meselesi, para meselesi. Bu adam Soma'da 20 bilmem kaç metre altında çalışarak para kazanıyor. Altın alıyor, işte şey alıyor oradan ayrılırken. Ne alıyorsun? Tazminat. Tazminat alıyorsun. O paralarla altın alıyor. Ve sen gidip araba alıp hiç tanımadığın bir adamın üstüne yapıyorsun. Mesela bunu hiç vicdan yapmadın mı? Ya ben bu adamın nasıl zor kazandı? Ben bunun hiç vicdanı sızlamadı mı? Serap Hanım, ben onu aradığımda, gel dedim altınların yarısını vereyim sana. Hayır yani, konuşma. Bir dakika dur. Lafımı bana kesme tepkim, ya. Laf ailesini... kesmeden o söyle, konuşsun dur. Sonra siz konuşun. Bir dakika evet. Dur. Ben dedim altınların yarısını gel al. Annem evine gittim de. Bana hakaret etti, sürekli hakaret etti. Mesela ben bunu arıyordum. Çocuğun sesini duy, çocuğunla konuş. Bak çocuk, yani hiç yoktan bir sesini duy dedim ya. Bana her seferinde çocuğu çöpe at, çocuğu istemiyorum. İstersen aynısını demedim desin. Bak sorun istersen. Serap, peki sen Nusret'in dediğim gibi çok zor şartlarda kazanıp bu tazminatla aldığı altınları... Ki artık o evin altınları onlar. Niye annenin evine götürüp koyuyorsun? Serap Hanım, onu biz ikimiz anlaştık. Anlaştık. Şöyle anlatayım, bir dakika. Şöyle anlatayım. Bunun annesi... ...nesliymiş yok. Bir dakika. Tamam, ben bir dakika anlatayım, olsun. Bir anlatayım. Ondan sonra onlara konuşma hakkı zaten veririm. Tabii. Bunu zaten ailesi sürekli yemiş. Sürekli yiyince şimdi biz evlendikten sonra... Kayınpeder bize geldi. Bak cebine 50 lira para soktum. Bak kayınpederimin. Ondan sonra dedi bu kızı da bırakmayacaksın dedi buna. Ona ki biz bundan parayı kestim. Ben bunu para göndermedim. Ondan sonra benim hakkımda işte şöyle böyle bırak işte gitsin. Anasıyla gitsin falan filan. Hocam mikrofonunuz takıldı mı? Buyurun o zaman lütfen. Şöyle buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Ederim, hoş bulduk. Serap sen biraz daha soluna kay istersen. Tamam. Evet.
Yani ne anlatıyordum ben şimdi? Anası babası yemiş. Sen de yemişsin anası, sonuçta yok, adamın yok, paralarını. Ben buna şimdi para gösteremeyeceğim. Ben bunlara kötü oldum. Bak gerçekten kötü oldum. Ona kaybeder işte... İşte o kadını bırak. İşte ben sana işte bekar kız alacağım. İşte ona bir işin olmasın falan filan şekilde mesajlar attı. Buna bu onların lafına bakmadı. Bak Allah var şimdi. Evet onların lafına bakmadı. Bak eşim onların lafına bakmadı. Serap ben sana başka bir şey sordum. Sen bir gün bu adamı terk edeceğini bildiğin için mi o altınları götüreyim annem de sağlam yerde dursun. Evde olursa ben alıp götüremem deyip onun için mi oraya bıraktın? Hayır Serap Hanım o yüzden bırakmadım. Ondan bırakmadım. Ben altınlarımı bıraktıktan sonra benim eşim sürekli o eve adam getirmeye başladı. Saat 1:30'da yani adam ya, eve gelip bak, de... Bak, altınlar Soma'dayken alındı, doğru mu? Evet, Soma'dayken alındı. Adam getirmeye Silivri'de başladı diyorsun. Nereden geldik şimdi Silivri'ye? Daha altınları nereye bıraktın da Silivri'ye geldik? Ben Silivri'deyken bıraktım altınlarımı. İstanbul'a gittikten sonra bıraktım ben altınlarımı. Öyle mi oldu? Hayır, Soma'da bıraktım. Hayır, kesinlikle. Ben İstanbul'daydık o zaman. Beraber gittik İstanbul'u. Beraber bıraktık biz eşimle altınları. İstersen anneme bağlanın yani. Annem buna şahit. Peki. Ben hatta kendisi dedi. Bak ne dedi biliyor musun Serap Hanım? Dedi ben de annemleri bırakırsam dedi. Annemle bu altınları yerlerdi. Ben senin annene güveniyorum dedi. Bak demedim desin. Bir saniye. O zaman ben sen de değil. Anne konuşsun. Çünkü anneyi burada biraz suçlar gibi konuşuyor. Evet. Ne diyorsun sen? İkiniz de oğlunu mu yiyip bitiriyor muydunuz kocanla beraber? Hayır Serap Hanım. Zaten bunlar Soma'daydı. Ben zaten doğru ben oğlumun yüzüne gidip de oğlum ben bu olayları içinde gördüm. Doğru oğlumun yüzünü bile görmedim. Soma'da? Evet. Hayır gelmiyordunuz çünkü. Bana dedi bilek ki. Bilek parası istiyordunuz sürekli. Babası, para ailesi. Bilek parası istedim. Baba ailesi bana para istiyordunuz. Bilek vallahi, parası istedim. Para oğlum ben büyütmedim. Konuşmuyorduk siz biz sizden konuşmuyorduk ki. Kaç defa mı? Çocuk sizi kaç defa aradı? Beni aramayın işte sizi, sen o sene bırakmadığın müddetçe bizi arama. Bu şekilde söylemiyor mudunuz? Ya doğruları konuşuyor musun lütfen ya? Ben doğruları konuşuyorum. Evet tamam doğruları konuşun ama. Şaban bir kaç defa aradıysa Şaban bunu ret etmedi mi? Evlattan ret etmedi mi? Etmedi. Beni bırakmadığı için. Hayır bak hepsi ortaya çıkar ama. Konuşuyorsun Serap. Tamam. Müsaade etmiyorsun. Tamam konuşsun. Kadriyan da bir konuşsun. Tamam o konuşuyor. Tamam, evet Kadriyan şey sen konuş biraz. Hayret bir şey ya. Hiç buna Soma ekler mi Serap Hanım? Soma ekler gel ben bunu bir yıl evine misafir Eşar bunu şöyle yap ki mikrofondan sesin gelsin. Ha. Evet. Ondan geldi ben bunu düğün edince evinde bir hafta kaldım. Eşim dedi ki burada fazla kalmayın. Buna yeni gelin dedi. Sıkıldılar dedi. Gidelim dedi. Neyse biz bunu bıraktık. Geldik. Aradan zaman geçti. Bir otağa gitmek istedim. Bileti kestüde gel. Bileti kestüden gel. Ha benim param. Ha oğlumun parası. Ha senin parayı. Ayrılık var mı ev içinde? Yok. Para bir yere gir ya. Nasıl bir yere giriyor? Hatta sizinle ayrı değil miydik? Gelin. Soma'da. Ayrıydık mı sizinle? Tam ayrıydı. Tamam. Yol paranı mı kestirtmedi o oğlum? Evet tam onu konuşuyor. Yol yani paranı otobüs deyip... paranı verdirtmedim. Ha onu deyince bu. Şimdi siz gelin kaynana birbirinizi pek sevmediniz anlaşılan. Kadriyan. Vallahi hayır, ben anlatayım mı? Sen anlat Nusret. Abacığım beni kredi çektim. Sonra bana dedi ki beni kredi çekmezsen ben seni boşanacağım. Kredi çekmezsen boşayacağım. Bana öyle dedi. Ondan sonra kredi çektim. Altın aldım. Ondan sonra köye gittim. Köye gittim. Yok sakın konuş. Bak sanki köye gittim. Anası, babası, kardeşi bana dedi ki altı burada kalacak. Anaya, babaya haber olmayacak. Söyledi bana. İkincisi maaş kaldı. Garaya verdi bana söyledi. Abisi bana karşısında kardeşi bana kalmış seyahat derdi. Anaya, baba haber olmayacak dedi. Bu da kalacak. Dur Nusret sen heyecanlanıyorsun ya biraz. Sana silah dayadı. Bu odada. Altınlar burada kalacak. Evet. Ananın babanın haberi olmayacak dedi. Maaşı göreve verecek dedi. Bir de maaşını kadına verecek. Evet. Kadına vereceksin evet. Dedi. Şimdi sen de öyle mi yaptın peki? Ben korkudan hiçbir şey diyemedim. 6 sene. Ne alakası? 6 sene ben bu tedirginle yaşadım. Tedirginlikle yaşadın. Tehditle yaşadım. Tehditle yaşadın. Peki şimdi Soma'dayken... Dün bağlanan ev sahibinin kızını dinledik. Evet. Orada bu 65 yaşındaki ev sahibiyle olaylar oluyor. Evet. Eve girdi diyor işte bir takım şeyler. Fakat sonrasında o adamla bir ilişki oluyor. Sana dedim ki dün en son. Nusret madem o gece seni karakola çağırdılar. Bu kadın o adamdan şikayetçi olmuş. Adam da demiş ki tabii ki hiç kimse suç altın kürk şey olsa samur kürk olsa kimse giymek istemez. Sen niye demedin ki adam inkar etti diye?
biz bu sabahleyin bu evden taşınıyoruz. Niye 3 ay o evde kalmaya devam ettin? Bu evin maaşı ödeniyor mu, ödenmiyor mu diye. Ödüyordum. Bana hep gizli gizli aşk yaşadım. Ben yer altında çalışırken niye haberim yok? Ben yer altında çalışıyorum. Bu sürekli gizli dolaşıyor. Nusret, haberim yok yani. Sen maaşını ona mı veriyordun? Evet. Kirayı, zaten bundan. Kirayı ödüyorum mu diyordu sana? Ben maaşımı... Ben... Dedi ya, ben tehditini aldım, garip bunu maaşı buna verecek diye. Ben bunu demiyordum. Ben yer altında çalışıyorum. Sen kirayı ödedim diyordu ama ödememiş. Evet. Hayır, hayır. Ama kız söyledi dün, 3 ay ödemediler. Ben maaşı bu tezmediyorum. Serap Hanım, bak ben şunu söyleyeyim. Nusret Bey gene cevap vermedi Serap Hanım'ın sorusuna. Niye evet. çıkmadın o evden Nusret Niye Bey? Niye çıkmadın evden? Sana karına biz saldırmışlar. İnanmasan bile ben böyle bir söyledim. İddia... Bir dakika ya. Evet, böyle bir hocam. İddia var. İnanmıyorsun. Tamam benim... Karına inanmıyorsun veya adama inanmıyorsun. Ama ortada bir korkunç bir şey var. Bir saldırı iddiası var. Niye çıkmıyorsun? Bir dakika. Evden? Niye o zaman döktükten adam eve gelsin? Ya kadın sorun istekli ya da isteksiz. Karından da ayrılırsın. O evden de ayrılırsın o zaman. Karın yani, suçluysa. Değilse. Çıktım ya. İftira atıyorsa adam. En son çıktım. Üç ay. Hayır 3 ay ben gizli aş yaşamış. Nusret. Haberim çünkü, yok. Serap Hanım. Hayır, işte ne kadar sonra çıktı? Hemen, o gün hemen çıktı. O gün hemen çıktı. Evet. Hayır ne zaman çıktı? Hayır çıkmamışsın. Hayır yalan ev söylüyorsun. Ev sahibinin kızı dedi ki oturdular 3 ay daha. Ondan hayır. sonra dedi çok şükür kurtulduk. Kira ha. bile ödemeden gittiler dedi. Ama mahkemelik olunmuş. Hepsi. Ben ona böyle söyledi. Belgelerde şöyle. Biz de onlara baktık. Baktırttılar bizi. Evet böyle bir olay yaşanmış. Sen de adamın 65 yaşındaki adamın telefonlarına uygunsuz fotoğraflarını göndermişsin. Ondan sonra niye gönderiyorsun? Ufak tefek hediyeler bilmem neler. Kız dün söyledi babam da az değil o da dedi bir şeyler yaşadı dedi. Şimdi sen bunu yaşıyorsun daha önceki ev sahibiyle de öyle bir şey var. Bir de Şenol bütün bunları niye konuşuyoruz? Hangi ev sahibiyle? Bir özür önceki dilerim. Ev sahibi. Bütün bunları niye konuşuyoruz biliyor musunuz? Sen arabam da arabam diye tutturdun ya. Aslında bu araba senin mi olmalı, Nusret'in mi olmalı? Onu konuşuyoruz. Bir dakika. İkinci bir ev sahibi var. Ondan önceki ev sahibi. Onunla ilgili de değişik iddialar var. Bir de bu Şenol'un attığı ve senin de başka kadınları benim fotoğrafımmış gibi attı dediğin fotoğraflar var. Bunları biz de gördük. Yani bunların hepsi iftira. Hepsi yalan söylüyor. Sen doğruyu söylüyorsun öyle mi? Buna cevap ver. Ne gibi fotoğraflar? Bayağı işte yani ne olabilir ki yani bir kadının mahrem fotoğrafları. Mahrem derken? Bilmezden gel. Mahrem derken? Uygunsuz yani fotoğraflar. Yüzünüzde elbiseler yokken ama yüzünüz görünmeyecek şekilde. Öyle bir şey yok. Yok mu? Şenol senin adına senin olduğunu söylediği ama aslında sen olmayan fotoğraflar atıyormuş sağa sola. Kim atıyormuş? Şenol. İkimizin. Bunu Şenol değil atan. Şenol fes açıyor. Bunu, sen konuşma. Sen benim evimi söyledin. Bir dakika. Ben de bir saniye. Ben soymadım evi. Yalan konuşma. Orada sahipte mi? Kardeşim var. Komşum var. Hayır ben... Sen benim... Yalan konuşma. Evimi söyledin. Hırsızlar. 15 bin benim, benim param vardı. O para benim çocuğumu senin evini niye soyuyor? Yalan konuşma. Hırsızlar. Benim eşya... Benim, hırsızlar. Ben, senin... Evimi soydun. Eşyayı aldığıma kardeşim dair... Kardeşim yalan konuşma. Serap Hanım bir Nusret, şey konuşuyor. Bir dakika. Eşyaları aldığıma dair benim belgelerim var. Hayır. Tamam mı? Eşyaları aldın geldi, ama hırsızlar. Ödemedin ki sen. Tamam ödüyorum işte, şu anda. O diyor ki şu anda ödüyorsun. Evet. Benim emlik eşyaları çaldı diyor. Ama, hayır kesinlikle bir çalmadı. Bir saniye. Serap'ı kefil yaptın. Evet. Neredeyse evet. arabasına haciz geliyordu. Evet. Nasıl ben aldım ödüyorum diyorsun. Şimdi daha yeni ödemeye başladı. Hayır tamam. Evimi soydu diyor. Ben evinde ne işim var? Ben eşyaları kendim almışım. Kendi eşyalarını soydu diyor. Kendi eşyalarını. Senin o evden götürdüğün, giderken Giresun'a, Şenol'a götürdüğün eşyalar kimin eşyaları? Adem'in eşyalarıydı. Adem'in aldığı eşyalar evet. ama ödemediği, senin arabana evet, haciz evet, gelen eşyalar. Evet, evet. Senin evini ne zaman soydular? Ben şöyle anlatayım. Silivri'deki evimi. Evet, ben şöyle anlatayım. Yok, Çorlu'da. Onunla Çorlu'da yaşadım. Ben eşim bir hafta geldi. Ondan şurada sonra... geri döndü yani, evet, şurada. Evet, bir hafta geldi. Bir hafta... Yanına kaldı eşim. Bana dedi ki benim de ya bir şey vardı. Arkadaş vardı. Hani kız arkadaşım vardı. Ama evliydi bu. Bunu bu evliydi. Sakin bir hafta yanıma geldi bu.
Geldi. Yani dur, ben o olayı biliyorum. Ben o olayı biliyorum. Şimdi geldi. Adem'le Serap şöyle tanışıyorlar. Serap bir ara kadın sığınma evine gidiyor. Evet. Orada bir kadınla tanışıyor. Evet. O kadının da Adem erkek kardeşi. Ana baba dedi ki nikah garan dedi bav. Öyle galiba. Fakat eve getiriyor Adem'i o kadınla beraber. Yani abla kardeş onlar aslında. Sana karı kocalar diyor. Evet, nikah ve senin diye. Evinde kalın. Hayır. Evet, doğru. Bir saniye. Hayır. Doğru. Yatıp kalkıyorlar mı senin evet. evde? Bir hafta evet. Bir hafta sizde kaldı. Evet. Yani... soruyorum. Madem bu doğru mu değil mi? Evet, nasıl doğru. Olur? Sen ablanla beraber karı koca rolü yapıp Nusret ve... Karı koca değil. Evet, yalan konuşma. Misafirliğe gittik, gitmedik değil. Bir hafta kaldınız. Nikah bir hafta değil, 4-5 gün. Bana. Bir dakika, 4-5 gün kaldınız. Evet. Sen bayağı sevgilini kız kardeşiyle beraber eve getirip evde 4-5 gün misafir ettin. Kocanın evinde. Kocanın evinde. Nasıl? Anladın ya. Evet, anlamamış evet. Numarası evet, yapma. Doğru. Ona da bak köye geliyor. Adam doğruluyor. Sen hala nasıl diyorsun? Doğru. Adem, sen peki o kayandaki yani ablanı nasıl tanıştırdınız Nusret'e? Karım da tanıştı. Karım değil. Bana konuşma. Değil. Şahit, ne diye konuşma. Tanıttın? Şimdi şunu bak Serap Hanım, şunu söyleyeyim tamam mı? Serap nişanlı olarak tanıt dedi. Hayır. Bu şekilde. Karım da tanıştı. Ya ha nişanlı ne karın? Yani sonuç olarak iki kardeşi evine senin sevgilisi olarak eve rahatlıkla kocasının evine alabilmek için size rol yaptırdı. Sen de bunu kabul ettin. Kız kardeşin de. Sen de yani hiç çekinmeden, vicdan yapmadan nikahlı kocanın evine bu adamı nişanlılar diye alıp soktun. Pes diyorum kabul sana. Kabul etmeseymiş. Nasıl kabul etmeseymiş ya? Mesela güvendim. O mu suçlu oldu şimdi? Mesela güvendim. Tamam onu geç. Yapma Serap. Nasıl geç ya? Onu geç. Serap Hanım ben de bir şey diyeceğim. Onu geç bunu geç. Bir dakika telefon var telefon. Bu ilk ev sahibiniz arıyor. Alo. Alo. Merhaba efendim. Alo. Merhaba. Merhabalar. Sizin evinizde Soma'da Serap ve Nusret kiracı olarak kaldı mı? Evet, bir yıla yakın kaldılar. Dün ikinci bir ev sahibinin kızı bazı iddialar, aslında iddialar da değil, mahkemeye yansımış bazı davalar var halen görülmekte olan ve tutanaklara geçmiş çok acayip iddialar vesaireler. Sizinle böyle evet. bir şey ya da babanız mıydı ev sahibi tam bilmiyorum ama eşiniz miydi? Herhangi bir şey yaşandı mı? Ya bizim evimizdeyken ben görmedim. Bizim girişlerimiz ayrıydı. Biz görmedik. Biz zaten orada oturmuyorduk. Benim kendi evim var. Ama komşularımızdan çok fazla şikayet vardı. Ne gibi? Adamın mesela gece yarısı bir adamın eve girdiğine dair, daha sonra gece yarısı çıkıp gittiklerine dair, birlikte işbirliği yaptıkları insanlar olduğuna dair. Hani çok fazla ben muhatap olmak istemiyorum. Anladım. Ama hani ben yayına da bağlanmak istemiyordum. Oradaki arkadaşınız hani illa bağlanmış. Dedi ki sadece bizimle değil ilk oturdukları evin sahibiyle de bazı problemler yaşadılar dedi. Ya zaten bize geldikleri zaman bize taşıma şirketlerinden tut televizyonun taktırdığı tamirciye kadar karakolundan tut herkesten bize şikayet geldi zaten. Siz bunları nasıl eve soktunuz diye. Zaten Soma'da tanımayan yok. Peki bir şey daha soracağım, reklama gideceğim. Siz de oturdukları süreç içerisinde kiralarını ödediler mi? Kiralarını ödemelerinde bir sorun yoktu. Bize 2-3 ay bir kira ödemediler sanırım. Biz zaten onu sorun yapmıyoruz. Biz çıkıp gittiler diye o kadar mutluyuz ki zil takıp oynayacağız. Anladım, çok teşekkür ediyorum. Bir reklama gideceğim. Ama dün yine reklam öncesi söylediğim bir şey vardı. Nusret, sen de mi bu işin içindesin? Yani bu kızcağız da onu aslında vurgulamak istedi. Yani bunlar tanışıklı, dövüş. Bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar eve gelip gidiyordu. Kocasının da haberi vardı gibi. Bir katil zanlısının profili Nezih Çinkitaş. İlerleyen dakikalarda hiç görmediğiniz
izlemediğiniz, hatırlamadığınız bölümlerle tekrar ekranda olacak. İlk kez ekranda olacak 3 yıl aradan sonra. Şimdi Serap mevzuna tekrar dönecek olursak, burada evet arabamı birisinin üzerine yaptım, beni kandırdı adam. Arabayı yaptım üzerine, bir de ev dayadım, döşedim. O akşam çocuğunu da al bu evden git dedi. Arabamı kurtarmaya geldim demişti. Ama biz biliyorsunuz programın adı üstünde gerçeğin peşindeyiz. Yani bu araba gerçekte kimin? Bu araba kimin hakkı? İlle araba onun diye, yani o götür onun üzerine diye. Bir de burada mağdur bir adam var. Hala boşanmaya çalışan. Kaç yıldır ayrı yaşıyorsunuz siz? Bir. Bir senedir mi? Evet. Bir sene. Sen bir sene içinde hem Adem'i buldun, hem döndün Nusret'e tekrar beraber oldun ve Adem'i ablasıyla beraber nişanlı olarak tanıtıp evine soktun. 4-5 gün misafir ettin. Sonra... Nikah kaldı mı kaldı? Nikah mı kaldı bu? Heh. Sonra Nusret'ten tekrar yanında oturan Adem'e gittin. Adem karısına dönünce internetten Şenol'u buldun, ona gittin. Ona ev dayadın, döşedin. Ondan sonra arabayı da üstüne yaptın. Sonra Şenol sizi kapının önüne koydu. Sonra tekrar Adem'e döndün. Bütün bunlar bir sene içinde oldu yani. Nasıl, Serap, nasıl bir cesarettir ki bu? Nasıl bir aymazlıktır ki bu? Nikahlı kocanın ve çocuğunun yaşadığı eve sevgilini ablasıyla nişanlılar diye getirip misafir ediyorsun. Bunun amacı neydi? Çok merak Benim ediyorum. Benim oğlumun nikahının altında başkalarına geziyor. Ama niye eve getirdin? Ya ben ona bir sorayım da ondan sonra cevap versin. Amacın neydi? Tamam, konuşmak verir. Bir amacım yoktu. Herhangi bir amacım yoktu. Vardı. Benim bütün paramı, altımı tuzak koyduğunuz. Hep dolandırmışsın. Soyduğunuz ana izinden bulursun. Köye gidiyor. Ben köye gidiyorum. Hani ana baba sopa yiyorum. Hem de buna ikisi dost evim söyledi. 15 bin param var. Ve de benim çocuk parası oku. 15 bin param vardı. O gece sen evde miydin? Daha sonra işe gittin mi? Ne zaman? 4-5 gün kaldılar ya. 4-5 gün kaldılar. Sen geceleri çalışıyor muydun? Hayır, çalışmıyordum. Ben işsiz parası alıyordum. Ha, işsiz parası. Evdeydin yani. Hiçbir yere çıkmıyordun. Bana dedi ki, Nusret dedi. Benim köyde param var, altın var. Git köye al, gidi. Ben ona inandım. Hanım'a inandım. Serap Hanım. Hayır, ben bir dakika dinle. İnandım. Ben köye gittim. Bir baktım. Ne aydın var, ne işim var. Eşek komşu soymuşlar. Soyup da gitti. Bir tane boşaltıyoruz. Bir şey bırakmamışlar. Komşular şahit. Kardeşim şahit. Ondan sonra 15 milyon param aldı. O paramı ben çocuğumu 5 okuyu alacaktım. Onu da almışlar. Hırsızlar mı? Hırsız. Bir de üstünden bir de paramı bir de araba şey yapıyorlar. Aldılar, başkasına yaptılar. Evet. Bunu hırsız. Nusret bir saniye. O 4-5 gün Adem ve ablası sizin evde kaldı ya. Evet. Nikah garın da kaldı. Tamam. Akşamları beraber sofra kurup yemek yiyip aile dostu gibi oturdunuz, evet, kalktınız. Evet. Oturdular. Bir nikah garın diyor. Sen çünkü onları karım ya da nişanlım bir şey zannediyorsun. Nikah garın da. Bunun amacı seni sonra da altınlarımı al diye köye gönderip evi soymak mı? Evet. Evet. Altınları aldın mı peki sen? Alamadı. Hani dayak yedin. Dayak yedim, soba yedim. Anası kasaya koymuş. Sen zaten altınları vermeyeceğini biliyordun ailenin ona. Hayır kesinlikle. Sen niye Serap Hanım karı koca diye bu insanları getirdin? Adem konuştu. Bunu şahitler. Adem sonunda. Şu anda bir saniye. Adem sonunda bir konuş artık ya. Bir şey söyleyebilir miyim Serap Hanım? Söyle. Bu altını almaya gittiği gün akşam köye otobüse kadar ben getirdim. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Hırsız. Getirmedim. Bir saniye. Nusret öyle konuşacaklar. Hırsız. Bir saniye. Evde tutuyorsun onları ya. Ben bilmiyorsun. Öyle bir şey. Bir tamam, dur anlayalım. Ben lafımı bitireyim Serap Hanım. Bir müsaade edin. Evet Adem. Bu otobüse bindikten sonra ben o akşam gidiyorum dedim. Aa, bu da şahit. Evet, bu da şahidim. Biliyor. Ben gidiyorum dedim. Ve kendi araba sonra bunu bindirdikten sonra ben arabaya bindim. Uzaklaştım. Ve aradan birkaç gün geçti. Ben Sultanbeyli'nin ev tuttum. Tamam mı? Bu kime benim yanıma geldi. Kimin paranı tuttun? Benim paranı tuttun. Ne senin paranı tuttun? Bu çalışmıyor mu? Çalıştı belli. Bu çalışmıyor belli. Mu? Çalışmıyor. Şu an siz hakaret ediyorsunuz şu an. Bir dakika. O zaman senin o karıya da yani niye nikam karım diye evime geliyorsun? Ha, Nusret ben onu soracağım. Peki niye Adem benim bakıyorsun? Bu kadın bu Serap diyelim ki ne yaptığını hiç bilmiyor diyor ya. Hiçbir amacım yoktu. Niye mi kaldınız? Sen nişan damır çatmış. Hırsız deme. Evet. Nişan.
Sen doğru konuşuyorsun. Nusret. Doğru konuşuyorsun. Nusret. Bak doğru konuş. Nusret. Doğru konuşuyor. Canlı yayındasın, doğru konuş. Nusret. Çalmadığımızı ortaya çıkar, tamam mı? Hayır, böyle bir... Annem bağlar mısınız lütfen? Böyle bir suçlama. Annem her şeyi anlatır zaten. Kadriye Hanım. Annem anlasın her şeyi. Nusret, böyle bir suçlama. Her şeyi ortaya çıkar, tamam mı? Suçlama atıyorsun. Müsaade edin. Annem anlasın o zaman. Bir müsaade edin lütfen. Nusret, Adem sen söyle. Senin amacın neydi? Sevgilin olan bir kadının evli olduğu kocasını biliyorsun. O eve ablanla nişanlı rolü oynayarak gidip 4-5 gün kalıyorsun. Şimdi Serap, amaç ne? Serap abla, ben amaç ne biliyor musun? Beni misafirliğe çağırdı, tamam mı? Abla yani şimdi nişanlı olarak bilsin dedi. Ben ikimiz çağırdık ama. Ben günübirlik akşam geri dönecektim. Çalışıyorum, işim var. Bak söylesin. Hı? Evet doğru. Geri dönecektim, gitmeyin dediler bana. Kalın burada dediler. Kim dedi? Nusret dedi. İkisi de. Hep nasıl diyorsun yukarı? Kendini çok doğru. Ya Nusret demiş olabilir. Çünkü senin nişanlı sen bir aile seni... dostu olarak biliyor. Tamam. Sen niye bir gittin diyorum. Nasıl çıkar senin, ya? Senin bu eve değil bir saatliğine bile gitmemen lazım. Tamam mı? Yanındasın. Kadriye Hanım. Evet. Lütfen. Tamam. Serap, tamam lütfen. Diyorlar. 2 dakika sonra geri aynı yaptığını hayır, yapıyorlar. Hayır lütfen. Ben söz hakkı vermeden konuşmayın. Tamam. Çok rica ediyorum. Adem, hakikaten anlayamıyorum. Sen de bir erkeksin. Karşında da bir erkek var. Nikahlı bir karısı var evde. Ve sen o kadınla bir beraberlik yaşıyorsun. Yasak aşk yaşıyorsun. Ve sonra onun evine geliyorsun. Biz abla yaşak aşk diye bir şey yok. Yani yaşamadık. O hayır. O anda öyle biz bir şey yok. Biz Sultanbeyli'de ev tuttan sonra evet. Bir araya o zaman geldik. Nişanlı diye tanıtıyorsun? Bir arkadaşım ve kardeşi zaman... deseydin. Tamam sevgilim de ama aramızda şeyimiz yoktu. Yahu şey olması mı? Allah Allah konu o mu yani? Konu evet, o mu? Yani. Sadece o mudur? Evindeyken bir tanışmışlığımız var yani. Uy. Tamam da aranızda bir elektrik var. Ondan sonra zaten gidip sen ev tutuyorsun işte Sultanbeyli'de. Doğru tamam. Mu? Onun öncesinde ben bir daha hatırlatayım siz hatırlamıyorsanız. Serap Nusret'ten ayrılıyor. Daha doğrusu gidiyor evden. Kadın sığınma evine gidiyor. Doğru mu? Evet doğru. Şurada kadın sığınma evi var şu arada. Şurada. Doğru mu? Kadın sığınma evi. Sonra sen ablana gelip gidip dışarıda kafede mafede buluşurken Serap da yanında. Şurada sen artık Serap'la tanışıyorsun. Doğru mu? Evet. Doğru. Sonra ama aranızda da bir elektriklenme başlıyor. Yoksa sen niye Nusret'in evinden doğru gidip de Sultanbeyli'de ev tutacaksın? Var bir şey aranızda. Sonra aranızda bir şey başladı. Bu arada ablanın yanında kaldı Serap. Sonra döndü tekrar kocasına. Geldi bu eve. Ve seni de ablanla birlikte bunlar nişanlı ya da evli her neyse. Buraya getirdi. 4-5 gün kaldınız. Bak aynı konuşuyorsun lütfen ya. Söz hakkı iste. Müsaade. Söz hakkı iste bir kere. Tamam, bu doğru mu? Utanıyorsun. Bu doğru. Utanıyorsun. Yani, niye utanayım ben ya? Türkiye duysun. Utansam şu an 70 bin insanın karşısında. Zaten. Her şey ortaya çıkarmış. Evet. Kadriye Hanım lütfen birinizden birini bak ya. Çıkarmak tamam. Zorunda bırakmayın. Tamam, çünkü yayını yapamıyorum. Sustum diyorlar 2 dakika sonra gene aynı yaptığını yapıyorlar. Eğer böyle devam lütfen ederse ya. Konuya devam edemem. Tamam. Siz de kendinizi ifade edemezsiniz. Tamam, tamam. Yani bana bir şey olmaz. Ya kime tükürüyorsun sen? Serap diyorsun ki ben utansam yapmazdım. Hakikaten de bunlar utanan birinin yapacağı şeyler değil zaten. Yani bak hakikaten. Hayır şu an televizyona çıkmazdım yani. 70 milyon insan hala çıkabilir yani çıkıyorsun. Madem geldiler yani her şey ortaya çıksın Serap Hanım. Hani o her şey çıksın ya. Bakın madem daha geldiler, ne çıkacak ne kaldı ki? Bakın ben şunu bir türlü aklımda oturtturamıyorum. Bakın buyurun, Adem Bey'e ben özellikle söylüyorum. Yani bir şey hissediyorsun. Sevgiliyiz dedi biraz önce. Sevgiliyiz ama aramızda bir şey geçmedi gibi bir şey. Ama sevgilisin. Onun kocasının evine ablanın nişanlın olarak tanıtıp eve gidiyorsun. Ya biz aynı masada yemek yiyorsun. Günübirlik misafirliği amaçlı günü birlikte gitmemeliydin. Bir dakika bir dakika. Kadın aranızda oturuyor. Bir tarafta sevgilisi, bir tarafta kocası. Sen bunu kendine nasıl yakıştırabildin Adem? Bak bir tarafta sevgilisi, bir tarafta kocası. Kadın ortada. Sence gerçekten doğal bir şey mi? Normal bir şey mi? Ya değil ama bizde sevgili şey de yoktu yani. Sadece ne demek sevgiliyiz diyor kardeşim. Ablamı nasıl tanıyorsa beni de o şekilde sonra tanıyor. Sonra o evden gidip niye Sultanbeyli'de ev tuttun madem sevgili tamam, değildiniz? O aradan sonra ben konuşmalarımız oldu. Ben bunu nasıl ev tutuldu?
Serap bak şimdi. Abi, yani şimdi Hasan Bey'in söylediklerine 100.000 kere katılıyorum bir. İkincisi de siz hakikaten nasıl bir cesaret içindesiniz? Nasıl bunları yapabiliyorsunuz? Ve parmağında bu kadın, bu kadar erkeği, şu anda sen 30 yaşındasın değil mi? Evet. Kaç sene oldu evlenelisiniz? 5-6 sene oldu. 5. 25 yaşından itibaren o ev sahibini de katıyorum bunun içine, 65 yaşındaki adamı da. Sen bu kadar erkeği parmağında nasıl oynatabiliyorsun? Ve siz de nasıl bu kadının parmağında oynayıp gel bizim evde arkadaş gibi, nişanlı gibi gel diyorsun. Öbürü bilmem para kredi çek ya da işte tazminatınla bana altın al diyor. Buraya kadar altın alıyor. Bunları nasıl beceriyorsunuz? Sizin şeyiniz ne ya? Yani neyiniz kafası bu yani? Aslında bu yani bu, herkesin yapabileceği yani maharet bir şey değil. Maharetle kirliye kullanmak tabii ki. Kötü bir maharet tabii, tabii de. Yani. Kötü bir şimdi maharet. Telefon bağlayacak mıyız arkadaşlar? Şimdi sen diyorsun ki Adem, ben bu ilk evliliğini ve ikinci evliliğini katiyen bilmiyordum. Burada öğrendim diyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. İki çocuğunu da bilmiyordun. Yok. Bilmiyorum. Onları da burada öğrendin. İlk kocası Birol. Yani 2006'da evlenip 2012'de boşandığı, 2007'de Samet isimli bir çocuğu olduğu Birol telefonda. Oğlu da 13 yaşında. Birol merhaba. Merhaba. Evet Birol. Serap Hanım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ben size. Teşekkür ederim. Gerçekten şu anda ben yani bütün şuurumu kaybetmiş bir vaziyette. Bu kadının burada yani bir senaryo yazmış. Sanırım ben 2006 yılında başladı bu senaryoyla bu kadın. Hı. Orada olacak Nusret olacak arkadaş da sanırım bu senaryonun kurbanlarından. O yanında oturan Adem olacak adam da bir şey söyleyin, bilmediğini söylüyordu çocukları falan. Bundan 5 gün önce bana bu yetim Adem olan şahıs evet mesaj atıyor sosyal medyadan. Diyor ki hani ben çünkü profilde Serap'la çocuğunun resmi vardı. Ben bilmiyordum hani saat gecenin ikisinde falan attı bana mesajı. Dedim sen kimsin? İşte ben dedi Serap'ın dedi evlenici adamım dedi bana. Serap dedi nasıl birisi dedi. Dedim kardeşim bana neden soruyorsun sen bunları? Ben bunun boşanalı 10 yıl oldu. Bana neden soruyorsun dedim. Git dedim bir sürü kocası olmuştur onlara sor. Gelelim diğer konuya, benim boşandığım konuya. Bu Serap olacak kadınla biz 2006 yılında evlendik. Ben 2007-2008 yılında askerden geldiğimde İstanbul'a taşındım. Orada bir iş buldum. Yaklaşık 5 yıl boyunca çalıştım. Her şeyimi kaybettim bu kadın yüzünden. Tabi o yıllarda. Biz köylü çocuğuyuz Serap Hanım. Evet. Hayatta bir tek şey için yaşarız. Namusumuz ve şerefimiz için. Evet. Bu kadın benimle evliyken yani artık boşanmamıza bir yıl, 2010 yılında falan benim yanımda dahi telefonla başka bir erkeklerle konuşuyormuş zaten. Bunu bana kendisi söyledi. Yanında konuşurken neden cevap vermedin o zaman karşı tarafa? Ben siz 5 kişi beni dövüp de ya sizin elinizden beni annem almadı mı? Bir şey almadı söyleyeyim mı? Mi? Annem almadı mı sizin elinizden? Benim senin elinden almadım. Annem aldı. Bir saniye. Birol. Tabloda Birol'u doğrulayan bir şey var. Sen 5 Ekim 2012'de Birol'dan boşanıyorsun. Ve 25 Temmuz 2012'de tarihinde Birol'dan boşanmadan 3 ay önce bir çocuk dünyaya getiriyorsun. Evet. Bu çocuk Yasin'in çocuğu mu? Yasin çocuğu ama Birol'un üstüne yazıldı. E neden? Birol'un üstüne neye yazıldı? Çünkü boşanmadan. Için. Evet boşanmadan. Boşanmadan yeni birisiyle birlikte olmaya başladın. O da Yasin. Yani Birol doğruyu söylüyor şu anda. Neyi yalanlıyorsun sen? Ben yalanlamıyorum. Hani 5 kişi beni dövdü. Ben,
Bak ben 5 kişi dövdü, annemler aldılar elinden. Buna döverken... Ya her dövdüğünde, kocaya mı gideceksin? Karakola gitseydin, kadın sığınma evine gitseydin. Gittim. Ananın Serap yanına Hanım. Gitseydin. Birol konuşsun. Evet Birol, söyle, dinliyorum seni. Sinirlendim ya. Bu kadın zaten en büyük silah istihar almak, tamam mı? Benim 73 yaşında büyük babam var. Evet. 73 yaşında büyük babam var. 73 yaşında büyük babama dahi iftira attı. Bana işte sarkıntılık yaptı. Ev sahibim vardı. Dün bir tane kadın bağlandı. Onlar da sanırım bu olayın kurbanlarından, bu kadının kurbanlarından diyeyim artık. Ev sahibini dahi eve almış. Adam 60-65 yaşlarında. O adam bana bunu sonradan söyledi. Nasıl diyeyim size? Bu çocuğu yaptı. Benden, yani benle birlikteyken çocuğu olmuş. Ben hala onun bende vergi borcu dahi gözüküyor. Bakabilirsin, vergi kayıtlarımı isterseniz WhatsApp aracılığıyla ulaştırayım size. Hala ben bunun mahkeme harçlarıyla uğraşıyorum. Benim olmayan bir çocuğun ben 3 yıl boyunca işte mahkemelerde süründüm ya. DNA testine git, oraya git. Dünya kadar masrafım oldu. Bu kadını anlamıyorum ya, o kadar böyle sinsi ki. Birol, sonunda işte, o çocuğu sen nüfusundan sildirdin mi? Düşürttürdüm, evet. Düşürttün. Ama gelin bana sorun ya. Sonra Ramazan babası Yasin üzerine mi yazıldı? Evet. Peki Birol Bey, Samet ne durumda, yanınızda mı? Samet şu anda yanımda, beyefendi gayet sağlıklı, gayet başarılı. Sizin İnşallah çocuğunuz zaman ona... İyi sahip çıkın yani. Bu olaylardan etkilenmesin hiç diye söylüyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Benim, hayır, şu anda yanımda değil. Ben şu anda odamda yalnızım. Çocuğum gayet yani psikolojisi. Ben 3 yaşından, benim annem büyüttü zaten. İstanbul'a bana neler yaptı bu kadın. Ben bu kadını, bakın beyefendi bir şey söyleyeyim. Bu kadına birisini teslim etseniz yetiremez. Yani o adam gerçekten yani araba falan şey yapmasın. Benim bir sürü şeyim gitti. Ondan boşandıktan sonra evimi aldım, arabamı aldım. Ya ben senden yaptım. Boşandıktan sonra ben sizden takım mı aldım? Sizden bir şey mi benden istedim? Bir şey biz senden anlaşmalı boşanmadık mı? Bir şey anlaşmalı. Neyini aldım ben senin? Ya ben sana hiçbir şeyini almadım ki. Benim hakimim, savcımın bayandı. Çocuğu da niye alamadım? Karşılığını istemedim, niye alamadım? Neden? Bir daha söyle, o mahkeme salonu anlaşılmadı bir ol. Mahkeme salonunda sen dedi nasıl bir kadınsın dedi savcı buna. Hayır, ya, kesinlikle. Nasıl yapabiliyorsun bunları dedi. Çocukla hayır, yalan söylüyorsun ya. Sen. Ben bunlara katılmıyorum. Duruşma salonundan çıkarttım Serap, ya. Yalan söylüyor Serap Hanım. Yemin peki, bir ol. Yemin et. Et sen yemin. Evet, yemin ederim ki yalan söylüyorsun. Ben buna takı almadım. Bak, boşanmaya gelmemizi anlaşarak boşandım. Serap, sen de konuşuyorsun. Bir ol da konuşuyor. Kararı bizde değil, seyirci verecek. Sonuç olarak ortada bir araba var. O arabanın asıl kimin olması gerektiğiyle ilgili bir durum var ama... bir taraftan araba, da... Bakın, bence de nasıl biliyor musun Serap Hanım? Bu Adem olacak adama kefil olmuş ya, o Şenol olacak adam da arabasını üstüne yapmış bilmem ne. Adama kefil oldu, tamam mı? Borcunu da ödettirdi adama. Adam da gitti buna parasını verdi, üstte kalan parasını. Ondan sonra adama şimdi arabayı alayım diye uğraşıyor. Araba da onun üstüne olacak adamcağızın. Yerin metrelerce altında çalışıyor. Birol. Ben orada değilim. Ben orada değilim ama o görünüyor. Birol, Samet... Ya da Samet annesini en son ne zaman gördü? Samet vallahi yaklaşık olarak 3 yıl falan onu gördü değil yani, okulda gitmiş görmüş. O kadar. Benim haberim yok. Alıyordum Serap Hanım. Ya ben çocuğumun ihtiyacını yok, alıyordum. Bana neyle alıyordun? Yani. O adamın parasıyla alıyordun. Hayır, annem bana para veriyor. Hayır, ben para alıyordum. Vallahi annem bana para veriyordu. Yapma, gözünü seveyim. Serap, annende para yok. O zaman da gittik. Annende para yok, biliyoruz. Yapma. İlk geldiğinde bu çocuğa bakamayız demişler ya. Neden sığınma evine gittin, annene gittin? Emevi geldiydim, yırtık erken ben geldim. Benim param vardı abla. Ya sen Nusret'ten... Bir dakika. Bir senedir ayrı yaşıyorsun. Adam diyor ki 3 sene önce okulda görmüş. 3 sene önce sen kimin parasıyla geçiniyordun? Nusret sana maaşını veriyordu eline. Paragraf, onunla geçiniyordun. Hanım, bana bir ol diyordu ki bak, çocuğu görme. Çocuğun psikoloji bozuluyor. Çocuğun dengesi bozulmasın. Bir 3 senede bir görürsen bozulur tabii dengesi. Hayır. Ben en son gördüğümde okulda gördüm ya. Hani çocuğun ihtiyaçlarını karşıladım ben. Bir dakika. Niye oğlum bir ol bıraktın? Evliyken. Bir dakika dine. Bir dakika dine. Hep kendini konuşuyorsun. Bir dakika. Niye bir ol canını yaktın? Niye Birol'un canını yaktın? Birol beni 5 kişi birden dövdü evde.
Annem aldı ellerinden diyorum. Annem, tamam, annem. Neyi jandarmaya? Bir dakika. Beni annem aldı ellerinden. Neyi jandarma gitmedin? Ha? Neyi karakola gitmedin? Gittik. Hemen gitti de başka koca kaçmam mı gerek tamam, mi? Tamam gittik. Niye başka koca adamı gerekmek mi? Birol niye dövdün? Neden dövdünüz? Serap'ı niye dövdü senin ailen? Benim ailem mi dövmüş? Dövmüş. Evet. Yalan bu işe. Müsaade edin. O söylüyorsa dövmüştür ya. Gerçekten dövmüştür. Yani tamam. Bakın kabul ediyorsun, sıkıntı yok. Bunlar. Baş edemezsin bunlar diyorsun. Istirak. Yani Serap'la baş edilemez diyorsun. Ama niye dövdün? Evet, edilemez. Ya bu kadın bak orada diyor ki Adem'e dönmüş. Bilmem arkanızda bir şema var orada. Dönüşler var. Evet. Bu kadının şöyle bir şey var. Şimdi para kimdeyse ona döner bu kadın. Para kimde ona döner. Doğru. Parayı çok bana seviyor. Diyor, para sen, altın çok seviyor. Sosyal medya hesaplarından. Oğlunu sevmemiş. Pamla mı sevmiş? Altın dedi mı ki sevmiş? İşte insanın ilk kocası gibi olmazmış bilmem ne. İkinci kocayı buluyor. Diyor ki işte sen onun ailesi bana iftira attı hanımefendi. Bana gittin başkasına peşkeş çektin. Evet. Çirkinleşti. Bir dakika Birol, ben bir şey... Lütfen. Tamam. Çok detay duymak istemiyorum. Birol, sadece şunu soracağım. Sen Serap'ı tanıdığında şimdi bebeğin oğlunuz sizin 2007 17 13 16. yaşında olduğuna göre 14 sene önce sen şu an 30'sun. 20 evet, 16 yaşın. Sen 16 yaşından beri amiyane tabirle çok özür diliyorum. Bu fırıldakları yapıyorsun ya. 16 yaşındayken. 16 yaşında. Nasıl yapabiliyordun bunları ya? Niye ben bir onun yanında edepsizlik, herhalde namussuzluk yapmadım Hayır ki? Yahu. Burada geliyorsun 16 yaşındayken. Evet. Çocuk doğuruyorsun. Daha ayrılmadan adamdan Yasin'in çocuğunu taşıyorsun. Burada çocuk doğuruyorsun. Bir onun üstüne yazdırıyorsun. Ya. Buradan geliyorsun Nusret'le evleniyorsun. Ondan sonra Adem'i buluyorsun. Adem'i nişanlı bir adam gibi yanında ablasıyla getirip evde 4-5 gün kaldırıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun Adem tekrar kocana dönüyorsun. Bu sefer tekrar Adem'e dönüyorsun. Şenol'u tanıyorsun. Şenol'a gidiyorsun ev dayayıp araba alıyorsun. Sen nasıl araba bunları... Araba almıyorum. Arabayı onun üstüne yapıyorum. Yapıyorsun. Ne fark eder? Kimi parasına yapıyor? Kimi parasına yaptın? Neyi kimi bir dakika. Sen 16 yaşından beri bunları... Nasıl yapabiliyorsun ya? Ben ne yapayım? Neyin kafası? Nasıl bir şeysin abla, sen ya? Abla bir şey söyleyeyim. Az sus, sen sus oğlum. Biraz kötü. Az Yasin yok. Kötü. Bu kötü. Hep dürüst bu mu yani? Şişt, az dur bir dakika. Serap Hanım, az bir konuşma hakkı versin. Tamam, şimdi İçerim biraz Kadriye Hanım konuşsun, herkes sussun. Bak, Hinci, ben bunu nikah yaptım mı Serap Hanım? Geline yaptım. Babası bunu nikah basasından aldı, basadı götü. Ona... Arasaydım. Bu dedi ki babam ne derse o olacak. Taksiye bindi, basadı gittiler bununla. Ona geleceğim, bizim koyun muhtarından 7 milyar para istedim. Dost düşman var diye. Bunu almaya gittim basata. Böyle dolandırıcı bunlar işte. Şimdi. Kim senden para aldı ya? Baba yedi. Bizim koyun muhtarı hayır. Evin şahit. Hayır, çok konuyu çok dağıttınız. Çok dağıldı. Benim de kafam şişti zaten. Evin şahit. Her yerden bir ses. Asıl burada konuşması gereken kişi Şenol. Çünkü araba halen onun üzerinde. Ve halledilmesi gereken mesele orası. Ama ben artık bu konuya daha fazla sürdüremeyeceğim. Çünkü daha önemli, iki yıldır kaybı olan, ölümü sağ mı belli olmayan Sezgin isimli kardeşlerini arayan ve oğlunu arayan bir aile var. Bence o konu çok daha şu anda elzem, önemli. Bu konuya devam edeceğim çünkü Şenol önemli bir kişi burada. Evet. Araba için. Peki. Sezgin konusuna geçelim. Bitti. Yok yok, bitti. Hiç bir şey söylemek istiyorum. Tek bir şey bile söyleyemiyorsun. Süre bitti. 2 yıllık Sezgin Bilgin kaybında eski sevgilisi Şule DNA testinin ardından sessizliğe büründü. Gören, duyan hiç kimse yok. Ölüsü de yok, dirisi de yok. Tam biz bu araştırmalarımızı sürdürürken Şule diye bir kadın çıktı ortaya. 2 yaşında bir erkek çocuğu var. Neden çocuğumun babası Sezgin dedi? Sen Şule, eğer ki Sezgin'den de Tugay'dan da bu çocuğun olmadığını biliyorsan, ikisi de biri rahmetli olmuş, biri kaybolmuş iki erkek için onlar çocuğumun babası olabilir dedi. Şule ile Murat'ın arasında ne yaşandı? Şule bana bahsetmişti. Murat diye bir arkadaşı var demişti. Sen dedim nereden tanıyorsun dedi. Bir tane köpeği var dedi Murat'ın. Ona bakmaya gittim dedi. Sezgin Bilgin'in başına ne geldi?
Evet efendim, Sezgin Bilgin. Aslında kayıp olarak aradığımız bir kişiydi. Fakat dün itibariyle yaşanan bazı gelişmeler ve konuşmalar ablanın da birazcık moralini bozmuş duyduğum kadarıyla Nergis Hanım. Yani evet. Siz sanki artık olayın başka bir yere dönüştüğünü, hatta Allah korusun Allah tabii korusun, ki. Allah korusun, evet evet. Öyle mi düşünmeye başladınız? Ya dün evet ben biraz yayından sonra kendimi çok kötü hissettim. Korkuyorum açıkçası yani. Ben kardeşime bir şey olsun istemiyorum. Yani onu bulmak için inşallah diyorum, her zaman umudum yok değil. Umudum var. Çünkü iyi bir çocuk. Yani gerçekten hani kötü bir çocuk olmuş olsaydı, herkes yaka silkmiş olsaydı. Hani o zaman, yine de tabii ki, tabii ki. Ama o zaman derdim ki yani hani vatana millete zararlı bir çocuk. Yani içeri girsin. Hani tabii ki ölüm ister mi insan? Tabii düşmanının ki. Başına gelmesini istemez. Yani inşallah diyorum. Dün, kaçmıştır size, buradan. Dün ne kaçmıştır? Size öyle düşündürttü? Yani Sezgin'in yaşamadığını düşündürttü. Şöyle, siz dediniz ya, içeride şule mi vardı? Çünkü her ihtimal var. Yani bilmiyorum, çünkü hani kimseye hiçbir şey söyleyemiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunun cevabını almak için geldim zaten. Yani inşallah öyle bir şey yoktur. Çocuk kardeşimden de çıkmadı. Yani biz bu iki sene ben bununla oyalandım zaten. Yani şöyle, nasıl diyeyim, hep o çocuğun fotoğraflarına bakıp kardeşimi de aradım. Yani benziyor mu? Evet, hani benziyor mu? Herkese inanın herkese gösterdim. Herkese fotoğrafını yolladım. Kardeşime benziyor mu? Hani bir benzerlik bulabiliyor musunuz diye. Kimisi benzetti, kimisi benzetmedi. Ama kardeşimden çıkmadı. Ya o Maksum'un zaten hiçbir günahı tabii yok. Ki. Hiçbir suçu yok. Ama anne bunu biliyor. Yani kime ait olduğunu bilmeme çocuğu, ihtimali yok diyorum ben artık yani. Bu yani çocuğu. Şu andaki süreçten sonra bilmeme ihtimali yok. Şimdi Şule halen yayınlarımıza katılmıyor. Evet. Telefonlarını açmıyor. Bu arada eski eşinin, rahmetli eşinin Tugay'ın annesi Gülseren Hanım'ın eşi bugün DNA örneği vermeye gitti. Dolayısıyla bakalım bu çocuk ölen eş Tugay'dan mı, o ortaya çıkacak. Evet. Eğer ki ondan da değilse zaten şüphelerimiz daha da farklı yönlere kayacak. Evet. Bu arada dün Şule'nin 2018 ya da 2019 yılında bir evlilik daha yaptığını, Abdullah isimli biriyle bir evlilik daha yaptığını öğrendik. Bugün Abdullah yayına bağlanacak. Çünkü onun da çok önemli bir iddiası var Şule ile alakalı. O yüzden de Şule şu anda kayıplara karıştı. Ancak iyi haber şu ki birazdan hatta hemen hazır canlı yayında Sezgin'in arkadaşı Şahin olacak. Muhabirimiz Murat da yanında. Şimdi Şahin bize Murat'ın Sezgin'le ilgili kaybolduktan sonra nasıl bir ifade, cümle kullandığını anlatacak. Biraz ürpereceğiz ama konuşarak bakalım ne demek istediğini anlayacağız. Evet, Şahin canlı yayında. Merhaba Şahin. Merhaba Serap Hanım. Şimdi buradan Murat'ın da kulaklarını çınlatmak istiyorum. Şahin gibi, Öner gibi arkadaşları gayet de çıkıp kendilerini, yüzlerini de göstererek bildiklerini anlatıyorlar. Murat yüzünü göstermiyor. Sebebini anlayamadık henüz ama anlayacağız inşallah. Şimdi Şahin, çok önemli bir cümle kurmuşsun arkadaşlarıma. Sezgin kaybolduktan sonra Murat Sezgin'in gıyabında ondan nasıl bahsetti? Yani ne söylüyordu sana Şahin? Konuşurken Murat özellikle Şahin. O ben konuşurken Sezgin'le ilgili nasıl bir hitapta bulunuyordu? Hani konuşmuştuk yayın öncesi seninle. Anladım. Ya şimdi son zamanlar Murat dedi ama o ben deseydi. Şöyle diyeyim ben. Yani hani son zamanlarda artık bazı arkadaşlarımız kabullenmişti Sezgin'in kayıp olayından sonra rahmetli olup olmadığını. Hani bu tarz konuşmalar falan oluyordu. O benim olsun. Yani biz de bazen böyle düşünüyorduk. Hani Şahin, tam olarak Murat sana şöyle söylediği bana iletildi. O ben Murat Sezgin'in arkasından
konuşurken rahmetli diye konuşuyor demişsin. O çok net söylemişsin bunu diye biliyorum Şahin. Evet, evet. Hatta ben de diyordum ya arkadaşım hani bu konuda şey yapma diyordum, böyle tam cümlemi kuramıyorum kusura bakmayın da. Yani rahmetli dediği zaman ya kanka diyordum, hani böyle bir şey kullanma diyordum. Biz bile kabullenemedik, sen bunu nasıl kabulleniyorsun gibilerinden düşünüyorduk yani, ona da söylüyordum ben. Peki neden rahmetli diyormuş, bildiği bir şey mi vardı yoksa hani bu kadar zaman ortaya çıkmadı, yaşasaydı çıkardı gibi mi söylüyordu? Ya bu kelimeleri, sizin söylediğiniz kelimeleri zaten kuruyordu. Kabullendi sanırım. Biz kabullenemedik de o kabullendi sanırım. Neden Murat, neden Sezgin ölmüş olsun Şahin? Neden? Hangi sebeple? Ya hangi sebeple derken, şimdi ben birçok arkadaşım, çevremdeki arkadaşlarımdan bu uyuşturucudan ölenler oldu. Ama hepsinin cesetleri bulundu tabii. Kimisi evinde öldü, kimisi sokakta öldü. Kimisi yani, suda boğuldu. Evet, kimisi de suda boğuldu. Aslında bence Murat bir takım şeyleri itiraf etti dün farkında olmadan. Şimdi harici araştırmalarla Sezgin'in kullandığı ilaçlara bir şekilde ben eriştim. Bir psikiyatrik Murat'ın rahatsızlığı. Murat'ın mı Sezgin? Ya aslında, Sezgin'in. Şimdi bir dakika. Bir saniye dakika, Şahin. Şimdi dün Murat dedi ki, işte o kesilmiştir yayında, ben de ismini söylemeyeceğim. Alkolle birlikte belirli bir ilaç alınır ise işte ondan oldu o benle birlikte. O kendini kaybediyor falan. Sezgin o ilacı reçeteli olarak kullanıyor. Düzenli ve reçeteli olarak. O bahsettiği ilacı. O ilacı evet piyasadan temin mümkün ama pahalı ve zordur. Dolayısıyla muhtemelen kaynak Sezgin'di ve Sezgin gittiğinde ondan aldı ilacı. O ilacı Sezgin'le beraber içtiler ve olay gerçekleşti. Benim şu anki düşüncem bu. Çünkü reçeteli olarak kullanıyor ve Murat da diyor ki o ilacı önce kaybediyormuş. Bilmiyorduk. Ha. Şimdi Murat dedi ki o gün dedi o benle dedi biz bu satırla kendimizi o bıçakla ben satırla bu yaralama olayları olduğunda dedi o sözünü ettiğiniz ilacı kullanmış alkolle birlikte ve dozu çok yüksek bir şekilde kullanmış. O yüzden kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyordum ve sonrasında hatırlamıyordum diyor. Bu ilaç Sezgin'in de kullandığını ve reçeteli kullandığını söylüyorsunuz. Murat'ın da bu ilacı ondan mı temin ettiğini düşünüyorsunuz? Büyük ihtimalle, çünkü bedava devletin ödediği ilaç bu Murat, Sezgin'in eline geçen. Bunlar da istiyorlardı demek ki, kullandığını söylediğine göre bedava kaynak verken niye arasın bir çok büyük paralar versin de edinsin o ilacı. Hocam o ilaç antidepresan mı? Değil. Ne amaçla reçeteye yazılan bir ilaç? Şimdi antipsikotik deriz biz. Şizofreni hastalarında yahut da ileri derecede saldırganlığı olup yatıştırılmak istenen hastalarda kullanılır. Ama bazı durumlarda sosyal çekiniklik içinde, yani hiç ilişki kuramıyordur, kimseye yanaşamıyordur ki Sezgin de biraz öyle de bir çocuk. O durumlarda da kullanılır. Ama bu reçetesiz alınabilen bir ilaç hayır, değil. Hayır yani piyasadan çok zor ve pahalıya, yani bildiğiniz hani o ağır madde dediğimiz uyuşturuculardan falan daha pahalıya satılan bir şey. Ve reçeteli bir ilaç. Tabii. Dolayısıyla Sezgin'e de konmuş bir tanı olması lazım doktorun bu ilacı yazması için. Yani şizofren mi diyelim? Şizofreni olup olmadığını bilmiyorum. Sadece psikotik hastalık diyor. Yani olmayan, bu paranoya da olabilir. Yani şizofreni deyince çok geniş bir yelpaze çünkü. Bir paranoyası da olabilir. Hiperaktivitesi de olabilir. Yani kendini zapt edemiyordur. Veya aşırı sinirliliği, saldırganlığı olabilir. Bunlara yönelik veriliyor. Ve de o ilacı kullanırken asla ve asla alkol kullanmaması gerekir. Kesinlikle kullanmaması lazım. Tabii. Dün de aslında Murat onu söyledi. Bundan da şunu anlayabiliyoruz ki bu ilacı madem doktor ancak reçeteyle alınabilen bir ilaç ve zaten konmuş bir teşhisi olduğu için Sezgin bunu alabiliyordu ve belki de birlikte deniyorlardı bunu işte alkol eşliğinde ve o gün işte Murat kendini kaybedip o benle birbirlerini yaralamışlardı. Aynı şey Sezgin'le Murat arasında da neden yaşanmış olmasın diyorsunuz. Şahin, sana bir şey soracağım. Bu o benle Murat Sezgin'e bir zarar vermiş olabilirler mi? Yani şimdi Murat'ı çok iyi tanımıyorum. Hı hı. En iyi tanıdığım
arkadaşlarımdan birisi o ben. Ama böyle bir ihtimal de getiremiyorum ben. Düşünemiyorum yani. Yani bir arkadaşım bunu yapması, her ne kadar kavga edersek edelim, ne kadar tartışırsak tartışalım, birbirimize zarar vermeyen insanlar. Vallahi verilmiş. Murat satırla üstüne yürümüş, o beni kesmiş biçmiş, o bıçakla yürümüş. Ayrıca arkadaşlık değil, biliyorsun Hande Çinkitaş cinayeti var. Baba, öz baba şu anda katil zanlısı olarak cezaevinde. Yani kimden çıkacağı belli değil bu işlerin ve en yakından çıkıyor genellikle. Evet, de şunu hatırlatmak istiyorum. Hep kardeşim kardeşim diye vurguluyor ya. Yani bilinen ilk cinayet Habil ile Kabil arasında, iki kardeş arasında. Evet. Dolayısıyla kusura bakmasın o benim annesi de. Ama kendi oğlunun da başına böyle bir şey gelmiş olsaydı. Evet. İki yıldır kayıp olsaydı en yakın arkadaşları olarak. Tabii ki Sezgin'e soracaktı, Murat'a soracaktı, Şahin'e soracaktı ve onlara da diyecekti. Oğluma siz bir şey yaptınız mı, zarar verdiniz mi? Yoksa biz o ben yaptı demiyoruz ama en yakından çıkıyor genellikle böyle şeyler. Şimdi daha önce Şahin dedin ya, tabii ki bu maddeleri alanların hiçbiri uzun süre yaşamıyor. Ve giderek dozu artırmak zorundalar ve sonra da aşırı dozdan bir yerlerde hayatlarını kaybediyorlar. Dedin ki biraz önce kimi evde kimi dışarıda hayatlarını kaybetmiş olarak bulundu, bir de suda dedin. Daha önce suda boğulan böyle madde bağımlısı etrafınızda eşiniz, dostunuz, arkadaşınız oldu mu? Arkadaşı, hatta eşi benim arkadaşımdı. Yani onunla da yeni tanışmıştık ama öyle selamımız falan oluyordu. Mesela ben otogarda çalıştığım zaman Şule ile birlikte tatile gittiklerini, gezdiklerini biliyorum. Peki Şule'nin rahmetli olan eski eşi Tugay madde bağımlısıydı ve denizde o yüzden mi boğularak öldü? Ben öyle tahmin ediyorum. Çoğu söylentilerde öyleydi zaten. Evet, öyle bir söylenti var ama söylenti raporda var, öyle ama değilmiş. Raporda öyle demiyor abla. Evet. Bilmiyoruz. Evet. Yani raporda... otopsi raporunda çünkü toksikolojik analiz de yapılır. Aynen. Uyuşturucu kullansaydı çıkardı. Evet, çıkmamış uyuşturucu kullandı. Çıkmamış evet, mı? Evet, çıkmamış. Peki o gün Avşa'da rahmetli olduğunda acaba Tugay tek başına mıydı? Biliyor musun kimler vardı yanında? Onu hiç bilmiyorum. Bir tek Tugay'ın ölüm haberini aldım ben. Şahin, o zaman. Şahin, Murat'la Şule birbirlerini tanıyor olabilirler mi? Serap Hanım, o konuda bir ihtimal veremiyorum. Çünkü Murat'la çok fazla, Murat'la Şule'yle pek görüştüğüm olmuyordu benim. Hani yüz yüze geldiğimiz zaman bir uzaktan selamımız oluyordu, o kadar. O da Allah'ın selamı diye veriyordum yani. Şimdi sonra... rahmetli Tugay'ın otopsisinde herhangi bir madde çıkmamış. Peki sen nereden biliyorsun onun madde bağımlısı olduğunu? Çünkü görüyordum. Hani kullandığını biliyordum. Birlikte oturmadık, görmedik ama ben Tugay'ın hani tabiri caizse kafası güzel zamanları. Şahin, sen de kullanıyordun ve bıraktın mı? Ben kullanmadım, hiç kullanmadım. Bu konuyla ilgili çok soru soranlar da oldu bana sizin gibi ama kullanmadım ben. Bu Şule'nin eşi, rahmetli eşi, madde bağımlısı. Sonra beraber olduğu Sezgin, öncesinde de zaten bir beraberlikleri var ama sonra tekrar işte eşiyle de beraber oluyor, Sezgin'le de oluyor. Sezgin de madde bağımlısı. Peki bu Şule madde kullanıyor olabilir mi? Hiç duydun mu bunu? Şule'nin madde kullanacağını düşünmüyorum ama psikolojik olarak çok yıpranan bir kız olduğunu biliyorum. Yani böyle kafası gidip gelen bir kızdı. Öyle bir maddeyle falan görmedim. Onu sürekli köpek gezdirdi yanında. Sen onun daha sonra... Köpekleri sever, hayvanları sever. Sezgin kaybolur kaybolmaz. Neredeyse çok kısa bir süre sonra. Abdullah diye biriyle evlendiğini biliyor musun Şule'nin? O kişiyi bir kere gördüm. Esmer, kirli sakallı biriydi, zayıf. O kişiyle bir kez gördüm Şule'yi. Kucağında bebek vardı. Evet, çünkü o kişiyle Abdullah, Şule ile evleniyorlar. Ve arkasından... Şu anda 2 yaşında olan oğlunun babası Sezgin mi Tugay mı diyor ya. Bu Abdullah'la evleniyorlar ve Şule'nin bir tane Abdullah'tan Güneş isimli bir kızı oluyor. Bu kız 2020 doğumlu, Temmuz ayında doğuyor ve Abdullah'ın iddiasına göre
4 aylık bir bebek ve doğar doğmaz neredeyse 1 aylıkken falan Abdullah'ın bilgisi dışında yuvaya veriliyor ve evlatlık verebilirsiniz diye. 4 Ocak 2001 yılı İstanbul'da ve bütün Türkiye'de infial uyandıran bir cinayete sahne oldu efendim. O gün sabah saatlerinde bir evde aslında daha 11,5 yaşındaki bir kızın cansız bedeni yatıyordu. Saat kaçta öldürüldüğü, kaçta bulunduğu, nasıl bulunduğu bu sorular 19 yıl boyunca cevap aradı. Ama asıl detay şuydu. Hande 11,5 yaşında kaldı. Büyüyemedi, yetişkin olamadı, okula gidemedi, evlenemedi, çocuk sahibi olamadı, hiçbir şey olamadı. 11,5 yaşında feci bir cinayete kurban gitti ve 19,5 yılın sonunda da çok sevdiği, canı gibi sevdiği babası ve üvey annesi Hande'yi öldürdükleri şüphesiyle katil zanlısı olarak cezaevine girdiler. Ama bundan 3 yıl önceki programımızda ortaya konan bütün çelişkiler, baba Nezih Çinkitaş'ın, anne üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın ortaya koydukları profil insanların gözünden kaçmadı, hiçbirimizin gözünden kaçmadı. O günlere dair görüntüler yine ekrana gelecek ki hafızanıza bunları alın. Çünkü bu aslında bir katil zanlısının profili olarak çok uzun yıllar belki de konuşulacak, dosyalara, derslere girecek bir cinayet olarak tarihe geçecek. Acılı anne Handan Turgay yine stüdyomuzda ve tabii ki bu yıllar kolay geçmedi. Biraz önce yanıma geldi, poşetten çıkardığı daha Hande'nin 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşındaki fotoğraflarını gösterdi. Ve onun 4 yaşındayken yaptığı el işlerini gösterdi bana. Bir 4 yaşında çocuğun yapacağı şeyler değil, gerçekten de. Bütün bu yetenekleri, her şeyi elinden alındı. Handan Hanım bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk Serap Hanım. Tabii ki çok kolay geçmedi, hiç kolay geçmedi. Allah bir sabır, bir azim, o da herhalde katil ya da katilleri bulunsun, bir rahat edeyim sabrımı veriyor Handancığım. Evet, değil mi? Evet Serap Hanım. 19,5 sene yeri geldi ümitlerimi yitirdim. Yeri geldi hep böyle bir hırçınlaştım. Herhalde bunlar çok normaldir, hocam daha iyi bilir. Böyle bir hırçın oldum. Bazen isyan ettin. İsyanı çok fazla gündüm ama onun gibi bir şeylerde oldum tabii ki isyan. Yüce Rabbime asla etmedim. Önce Rabbim dedim, sonra adaletimiz dedim, sığındım. Dualarla ayakta kaldım. Tabii ki o özlem hep var. Hep var, hep var. Burnumun direği hep sızıyor. Böyle onun yaşıtlarını gördüğüm zaman evleniyorlar, üniversiteyi bitiriyorlar, mezun ol. Hep o gözyaşı akıyor. Ben de bunları görseydim keşke diyordum. Benim kızım da görseydi diye. Öyle bir sabır veriyor ki Rabbim. Bekledim, bekledim, bekledim. Ve size şunu söyleyeyim, itiraf edeyim Serap Hanım. Perşembeden beri çok sakinim. O kadar sakinim ki sanki eşime onu dedim. Üzerimden böyle bir tır yük vardı da geçti. Yarısı. Böyle hafifledim. Ama elmanın bir yarısı bu. Elmanın diğer yarısını hep birlikte bekliyoruz. O zaman tüm Türkiye hepimiz tamamlayacağız elmanın yarısını. O zaman daha da hafifleyeceğim herhalde. Tabii o acı buradan çıkmıyor. O benimle yine yaşayacak. Kızım da geri gelmeyecek. Ama en azından kızım huzurla. Dedim ya size o gün tutuklandığı günün sabahı rüyamda gördüm. Ellerini böyle açmış. Yani şükür demek istiyor. Ve ben size bir şey daha söylemek istiyorum Serap Hanım izniniz. Estağfurullah. Hande'nin bu oyuncağıydı. Hayvanlar suluyordu, ediyordu onları. Geldikçe böyle bana bırakırdı. Anne sen devam et, ben hafta sonu gelince yine oynayayım diye. Tamam kızım diyor. Yavrumun ölümünden bir gün önce işte işe gitmeden eve sabah kalktım. Aman dedim bir şey. Kurayım onu. Kurdum, yaptım. Hande'nin öldürüldüğü gün kalktım yapıyor. Durmuş, çalışmıyor Serap Hanım.
Ne diyorsun? Kesinlikle. Ay dedim pili bitti, onu yaptım. Kesinlikle ve oyuncağı. O gün, o sabah, onun öldürüldüğü sabah oyuncak durdu. Hiç çalışmıyor. Pil de taktım olmadı, onu da yaptım olmadı. Yani düşünün, bu oyuncak bile kızımla birlikte durdu. Sizin en çok bir lafınız bana dokundu. Kızım baba sevgisinin kurbanı oldu dediniz, evet, ya. Evet. Onu hala ben bile tekrar ederken tüylerim, evet, diken diken oluyor. Ama o baba hak etmedi bu sevdayı. Hak etmedi Sevda, Serap Hanım yani. Hala şoklardayım, hala böyle. Gerçekler ortaya çıkacak ama, evet, eğer gerçekten Nezih Çinkitaş bu olayı tek başına ya da işte Şehnaz'la beraber gerçekleştirdiyse, o gece Hande hayatını kaybetmeden önce ne düşünmüştür çok merak ediyorum. Babasıyla ilgili o anları yaşarken ne hissetti o yavrucak? Tabii hiçbir zaman bunu bilemeyeceğiz. Sevgili seyirciler, 27 Haziran 2017 tarihine götürmek istiyorum sizi. Taner hocamız o günlerde bir saptamada bulunmuştu. Bir tahlil yapmıştı. Çok önemliydi. Ve onu bir ekrana getirelim, lütfen izleyin. Yani o günlerde aslında hocalar da hepimiz de görmüştük bazı şeyleri. Görülmeyecek gibi değildi zaten ama Taner hocamızın o saptaması gerçekten bugüne de ışık tuttu. Adli tıp uzmanı hocamıza, Taner hocamıza sormak istediğim bazı şeyler var. Bugün bu konuyla alakalı ilk kez bir adli tıp uzmanı ile konuşacağız. Şimdi siz tabii ki yine hocam dosyayı okudunuz. Bu cinayet tek kişinin işlediği bir cinayet mi? Şimdi pek çok farklı alet kullanılması bu birden fazla kişi olasılığını ortaya getiriyor. Çünkü hayatın olağan akışında kişi 2-3 tane bıçak taşıyıp da bir onunla bıçaklayayım, bir bununla bıçaklayayım demez. Evet, siz orada birden fazla kişi bu cinayeti işlemiş olabilir dediniz. Oradaki kesici ve delici aletlerin çokluğu muydu size bunu söyleten hocam? Tabii, çünkü şimdi kana bulanmış aletler, çekiçte kana bulanmış, bir bıçak kırılmış, başka bir bıçak daha kana bulanmış, başka aletler saçılmış ortada. Yani orada da söylemişim zaten, hani şu şununla vurayım, ondan sonra bununla bıçaklayayım, yok bu bıçak olmadı ötekini alayım. Zaten böyle bir şey yani, hani koyun keserken bile olabilecek bir şey değil. O ya şimdi dışarıdan yabancı biri olsa zaten ani gelişir. Bir iki kere sallar bıçak mı alet mi her ne varsa elinde ve kaçar. Tamam, nefret suçu bu belli. Bir nefret suçu olduğu en başından belliydi. Nefret suçunda da gene elindeki aletle parçalayana kadar uğraşır. Ama burada pek çok alet var. Ve sonradan otopsi raporunda da görülüyor ki aslında tek bir bıçak kullanılmış. Yani öteki der tamamen mizansen kana bulanması. Bu yalnız çekiç kullanılmış ama bu çekiç değil diyorsunuz. Sanki bir oklava gibi bir tahta alet olması lazım veya çok güçsüz birinin kullanması lazım. Çünkü o kadar darbeye kafatasında bir çatlak kırık olması lazım. Ama kafatasında hiçbir şey yok. Hocam, o zaman buradaki aletlere baktığınızda bıçak, makas, çekiç, kırık makaslar vesaireler, bıçaklar, bunlardan hangisini erkek hangisini kadın kullandığı yönünde görüş bildirirsiniz? Eğer çekiç kullanıldıysa bunu kesinlikle kadın kullanmıştır. Çünkü güçsüz biri olması lazım. Yani erkek çekiçle, hırsla hele vurursa yani mümkün değil o kadar hafif yere yapması. İşte benim düşüncem zaten henüz yatarken, yatağındayken, uykudayken işte yavrucak diyeyim kafasına vuruldu ve hiçbir şey de anlamadı. Vurdu. O tabii korkunç kanar bir de. Kafa çok kanar. O kanlar falan görünce de öldürdük diye düşündüler muhtemelen. Ondan sonra işte bir mizansen olarak diğer aletleri kullanmaya, yani bıçağı kullandılar. Sonra da diğer aletleri yaydılar. Şimdi ekrana getireceğimiz 27 Haziran 2017 tarihli yayınımızda Nezih Çinkitaş'ın bir sorusu var. Hocam, siz de Hasan Bey, bu soruya lütfen bir dikkat kesilir misiniz? Aslında Nezih Çinkitaş burada bize bir soru soruyor gibi yapıp aslında bir ipucu veriyor olabilir mi? Peki hocam, bu çekişle vuran
Aka abin de çekici bırakıp da bıçağı kullanmış olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bey, biraz önce siz dediniz ki Taner Hocam iki ayrı kişinin olabileceğini, işte birisi çekiçle vurdu, diğeri de bıçakladı dediniz. Siz sordunuz. Şöyle de olabilir mi? Şöyle dedin. De olabilir. Neden öyle sordunuz? Hayır, yani insan çekici bırakır. Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Yok. Yani, hayır yani. Bilmişlik yapıp da mı sordunuz? Hayır. Onu denemek için. Hayır. Olabilir mi? Hayır. Diye. Olabilir mi diye fikrini almak ihtiyacı duydum. Yani bence iki kişi de yapmış olabilir. Adam çekiçle vurur veya kadın çekiçle vurur da bırakır, bıçakla devam eder. Veya tersi de olabilir. Bıçakla başlar da çekiçle devam eder. Bence bu tartışmada şimdiye kadar bu şekilde bir konuşma olmadı. Taner Hoca'nın yaklaşımındaki iki ayrı kişinin aynı anda bu işi yaptığı ile ilgili. Ama siz onun üzerine gitmediniz de kendi sorunuzu sordunuz. Evet, Tanju Bey de bunu zaten fark etti. Burada aslında Nezih Çinkitaş bize, size daha doğrusu bu soruyu sorarken, bu soruyu dillendirirken aslında cinayetin işleniş biçimi ve kaç kişi tarafından, kadın mı erkek mi tarafından işlenişiyle ilgili bir ipucu vermiş oldu mu? Verdi aslında, itiraf etti yani. İtiraf etti ve orada bence şaşkınlıktan sordu, nasıl anladı tavrı o. Bir de kadın lafını ağzından kaçırıyor, daha önce hiç kadın geçmemişti ki. Kesinlikle, yani aslında o gün yaşadığını anlattı bence. Evet. Yani o gece, yani çekiç kimin elindeydi, bıçak kimin elindeydi, yani tek başına yapmış olamaz mı? Evet, Şehnaz tek başına yaptı demeye getiriyor aslında. İki kişi olduğunu da kabul ediyor. Birinin kadın, birinin erkek olduğu olgusunu da kabul ediyor. Dolayısıyla aslında ağzından itiraf gibi bir cümle çıkmış. Tabii, yani siz daha iyi bilirsiniz. Aslında bu bir itiraf değil ama boş bulundu ve ağzından bunu kaçırdı. Ve aslında o gece yaşananları bir senaryo olarak soru şeklinde ortaya koydu. Ve biz o gün biliyorum, çok iyi hatırlıyorum, bu konuşmanın arkasından kamera gerisinde de bunu kendi aramızda konuşmuştuk. Aslında bunu söyleyerek cinayeti bir nevi itiraf ediyor diye. Ne kadar kendini akıllı zannederse zannetsin, tabii ki Nezih Çinkitaş da kusursuz cinayet yoktur lafını duymuş olması lazım. Tekrar aynı gün efendim Nezih seyirciyle tartışıyor ve kendisiyle ilgili çok enteresan bir şey söylüyor. Onu bir izleyelim. Daha sonra da bu rahmetli Hande'nin hani bir rahatsızlığı dolayısıyla gece ped bağladığı vesaire. Onunla ilgili de yine onu meşrulaştırmak ve normal bir şeymiş gibi sunmak için ben de aynı şeyden muzdariptim demeye getireceği bir bölüm var. Onu da getireceğiz ekrana. Ama kendisiyle ilgili ilginç bir saptamada bulunuyor yayının bir yerinde. Yani fiziksel veya cinsel anlamda bilemiyoruz. Yani fiziksel istismarın öncesinde çok bulguları olduğunu sanmam. Çünkü nasıl denir, şey de yok. Daha öncesinde bir... Hayır, belirti yok. Bir, yani belirti dövme yok. Falan, evet, öyle şey bir yok. Belirti yok. Yani cinsel saldırı bulgusu da yok gene otopside. Hiçbir şekilde yani cinsel açıdan istismar edildiğine ait bir bulgu da yok. Fakat bazen duygusal, yani duygusal istismarla cinsel istismar, işte porno film seyrettirilmesi, yani kötü cinsel içerikli bir takım görsellerin kişiye, çocuğa, küçüğe gösterilmesi veyahut cinsel içerikli konuşmalar veya büyüklerin, yetişkinlerin cinsel ilişkilerini seyrettirilmesi şeklinde de olabiliyor. Böyle bir durumun tabii fiziksel bir delili olmaz hiçbir zaman. Genetik olabilir mi hocam peki? Olabilir tabii ben ki. Ben orta ikiye kadar altıma kaçırıyordum. Olabilir. Yani, pek yani demek ki ben de bir cinsel istismara uğradım da. Hayır, hayır ne diyeyim var. Yani. Doğruyu konuşacağım. Bak, bakın, ben bilmiyor muyum? Ben bilmiyor sizi muyum? Siz geliyorsunuz, böyle mi davranılır? Ya biz yürü git be, adamı çileden çıkarma. Yürü. Terbiyesiz. Allah Allah. Bana 16,5 sene olmuş çocuğum öleli. Ay, ben her yani, gün ölüyorum. Yani, öyle mi? Senin çocuğun ölmüş. Ya günaydın. Ya uslubuna bakar mısın? Günaydın, günaydın. Günaydın. Ben bu gerçekle 16,5 seneden beri yaşıyorum. Ha? Senden mi akıl alacağım? Benim aklım yok mu? Biz sizin uslubunuzuna. Ya ben yarı deli oldum. Yarı deli. Anlıyor musun? Yarı deli oldum. Ben de diyorum ki uslubunuza dikkat edin. Hayır, böyle insanın üstüne gelmeyle ne oluyor? Üstümüze gelmiyor.
diyorsunuz ki sadece hayır yani. Rahatlığınızı kaldıramıyorsunuz. Ya kardeşim o benim görünen yüzüm. Ha? O benim görünen Ezih yüzüm. Bey. O zaman bize kendinizi sen ifade beni, edemiyorsunuz. Sen beni anlayamazsın. Ezih Bey oturur musunuz? Sen beni Handan Hanım bu adam böyle miydi? Böyle agresif, ani çıkışları olan parlama. Ya bu adam böyle miydi yoksa burada bize söylemeye çalıştığı gibi benim evladım cinayete kurban gitti. Ben o günden sonra delirdim, yarı deliyim. Yoksa hep mi öyleydi? İçine gelmediği şey de böyleydi. Öyle mi? Hanım. Evet. Yani sizi bastırır, siz haklı dahi olsanız haklılık payınız yok. Haklı odur. Siz haklı olamazsınız. Bu karaysa karadır, beyazı yok. Şimdi ben ilk kez söyleyeceğim bunu. Bu altına kaçırma olayıyla ilgili ben Hande'nin iki tane arkadaşıyla tanışma fırsatı buldum. Bir tanesi Nazlı, soyadını söylemeyeceğim ama yazlıktan filan da arkadaşı. Ve gözyaşları içinde o dönem benimle tanıştı, konuştu. Bu olay ortaya çıkınca, bu tutuklamalar olunca da arayıp gözyaşları içinde sağ olun filan dedi. Bir arkadaşı daha var, o da diyordu, dedi ki bana, evet ama düzelmişti bu altına kaçırma problemi. Ne zaman ki babasının evine gitti, orada kardeşi de vardı, çok seviyordu ama biraz da ilgi çekmek için o kardeşiyle biraz hani hafif bir kıskançlık da olabilir tabii, çok normal. Normal. Bir de üvey anneyle yaşadığı problemden dolayı altına kaçırmaları tekrar başlamıştı dedi. Ve bunu çok iyi bilerek ve Hande'nin kendisine anlattığını bunu söyledi. Dolayısıyla tamam belki Nezih'in de o dönem ama mutlaka bunun altında psikolojik sebepler tabii. Ya da belki hani fizyolojik sebepler de vardır ama Hande'ninki artık psikolojik sebeplere bağlıydı. Evet. Çünkü anne, üvey anne sevmiyordu, bunu çok belli ediyordu. Evet. Bağırış çağırış, kendi çocuğunu çok seviyordu. Baba ikiye bölünmüştü. İşte bir tarafta Hande, bir tarafta öbür çocuk ve bu kadın arasında ve de zaten de şu anda bu içinde bulundukları tutukluluk halinde düşünecek olursak, bu cinayetle ilgileri olduğu düşünülecek olursa daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir de işte istismara uğrayan çocuklarda da olabilir demişiz orada. İşte cinsel istismardan bahsederken söylediğimiz şeyi sonra Nezih kendi ağzıyla itiraf etmişti. Bir takım cinsel içerikli filmleri seyrettiğini, ortada bıraktığını, Hande'nin de gördüğünü kendi ağzıyla söyledi. İfadelerinde var. Şimdi ifadelerinde de var. Zaten yani tabii söyleyemeyeceğimiz birçok noktada duygusal istismarın olduğuna dair dosyada veri ve doneler de var. Ayrıca Hasan Bey o dönemde yine bizim elimize ulaşan belgelerde, resmi belgelerde o gün cinayet sonrası olay yeri ekipleri geldiğinde işte sağda solda açıkta hatta böyle cinsel içerikli vesairelerde bulmuşlardı. Söylediler, çok evet. İyi hatırlayacaksınız. Yani bunları belki söyleyecekti size hafta sonu buluşsaydı. Anne evde hani çirkin, edepsiz şeyler oluyor. Bilmiyoruz ne olduğunu. O onunla sır oldu ama inşallah tabii ki ortaya çıkacak. Yok onları Hande bana kaset ortada görmüş veya dergi dedi, şeyler gördüm dedi. Ben hemen babasını aradım Hande'nin. Bak dedim, Hande'ye söylemedim, açık verme. Lütfen dedim, özelinizi saklayın. Evde bir kız çocuğunuz var dedim. Çocuk görmesin dedim. Sana ne dedi, senden dedi şey mi alacağım dedi. Çünkü sürekli kendi de beni hep terslediği için hiç bir türlü uzlaşamıyorduk. Yani şöyle oturup iki medeni insan gibi konuşma şeyimiz yoktu Serap Hanım. Konuşamıyorduk. Ya o zaman da böyleydi herhalde. Yani konuşamıyorduk. Ki. Ben kendimi ona ifade edemiyordum. Etmeye de kalksam, etsem de ona karşı edemiyordum. Çünkü sürekli size bir susturma, bir şey, hani bir insanda kompleks falan olur ya, kompleksli insan. Yani benim görüş şeyime göre kompleksi böyle, siz hiç ona bir şey söyleyemezsiniz. Siz sürekli olay. Polisler beni olay günü aradığında bile, kızınız kaza geçirdi, ağlıyorum. Hatta biz neredesiniz dedim. Babasının evindeyiz dedi. Ay, şimdi dedim acaba bana biri oyun mu oynuyor? Emin olabilmek için dedim babasıyla görüşebilir miyim dedim. Tabii dediler. Görüştüm, ağlıyorum. Niye ağlıyorsun aptal aptal? Söylediği lafa çok çok özür dilerim. Yani siz olayı öğrenmişsiniz. Evet. O zaten kaza, biliyor. Kaza diyorlar ama ne olduğunu bilmiyor. Anne yüreği tabii ki ağlıyor. Niye ağlıyorsun diye aptal aptal diyor.
Yani bakar mısın? Yani doğru düz bir sohbeti bile ve bilmesine rağmen sürekli size bir şekilde tersliyor yani. Bu aslında şiddetin en sefalidir. Çünkü şiddet hükmetmektir. Yani işte hüküm eşinin kuruyor üstünüzde. Bir kadınındır bazı şeyler ortada duruyorsa, bir bazen kadındır erkeği yöneten, senin ne olursa olsun doğurman gerekmiyor. Sen de bir annesin, bir kadınsın. Anne olmasan da her şeyden öte. Evde bir genç kız var, büyüyor. Hemen ortadan kaldırmanız lazım. Yani bir kadındır ortalığı. Bu sizin söylediğiniz normal bir kadın ve mantık ve insan davranışı. Bence Şehnaz kızının babasına, yani Hande'nin babasına olan sevgisini, o dönemde babasının da nasıldı bilmiyoruz tabii ki yaklaşımı, onu bir rakip olarak görüyordu. Yani bir dişi olarak görüyordu bence. Kesinlikle. Bir evladı gibi değil de onunla rakip. Yani o dolayısıyla da ortalıkta onları bulundurmak bile, hani baban bana daha yakın, babanla biz daha yakınız senden, senin baba kız ilişkinden gibi yanlış. Sanki değişik bir şey vardı. Nezih'in aslında Şehnaz'ı suçlarken kullandığı cümleler de bu minvalde. Öyle mi? Bizi kıskanıyordu, ondan dolayı yaptı. Miras ona kalmasın diye yaptı. Aramızdaki bu bağ kıskandığı için yaptı. Yani baba kız arasındaki o bağ demek ki nasıl geldiyse Şehnaz için Kitaş'a iddia belki, ama kurtulmayı belki bunun için istemiş olabilir. Ama Şehnaz da zaten normal ruh halinde bir kadın değil. Tutuklanacak şeyin hakimi, yani mahkeme salonunun kapısında bekliyor. Mavi tur hayalleri kesinlikle kuran bir kadından bahsediyoruz. Dolayısıyla o Hande'yi onun çocuğu gibi görmüyordu. Onu bir kadın, bir dişi ve kendine bir rakip gibi görüyordu. Ve o yüzden de yani bütün hıncını, her şeyini, bir sevgiyi, işte para, pul, her şeyini onun üzerinden nefretini kusuyordu. Serap şimdi Hanım, bu çok yanlış bir şey. Yani tabii dediğiniz çok doğru. Normal bir insan zaten bunu şey yapmaz. Yani bir eşin, eşine olan sevgisi çok farklılıdır. Çocuğun olan çok farklı. Gayet tabii. Her şeyden önce çocuk önde gelir, öncü gelir. Ben de eşimle şey yaptığımda, eşimin çocuğu vardı. Hala söylerim. Hala da kendi de bilir, yeter artık handışığım der, biliyor. Yani önce sen derim, hiç kimse değil. Ben eşiyim. Benim sevgim ayrıdır. Ama önce sen, önce çocuklar gelir. Bu böyledir Serap Hanım. Normal ilk evliliğiniz olsa. Siz normal bir şeyden bahsediyorsunuz Handan Hanım. Ama çocuk gelir. Her zaman da öyledir diyorum. Sakın diyorum kıskanma. Baban senin baban her zaman. Her zaman senin babandır. Önce sen geliyorsun. Sonra biz geliyoruz. Kardeşler geliyor. Ama evlat daima öndedir. Ama dediğiniz doğru tabii ki. Arkadaşlar, şu 4 Temmuz'daki katil ben miyim sorusunu sorduracak kadar vaktimiz var mı Nezih'in? Onu bir girmek istiyorum lütfen. 4 Temmuz 2017 tarihli yayınımızda Nezih katil ben miyim deyip sorup sonra bir şova başlıyor. Hatta üzülüyor sanki hani olay çözülücü. Katil ben miyim? Hayır canım, ben... Hayır, anahtarla ben açmışım, girmişim, çocuk aşağıdan gördüm diyor, sonra duydum diyor. Biz sadece gelen bilgileri... Kapıyı açtım diyor, kapıyı. Nezih Bey, kapıyı apartman, açtım. Apartman kapısından bahsediyor, zeminde o. Tamam, ben açtım. Ben diyor yukarıya çıkıyorum, öyle mi? Bak. Ya aynen, kardeşim ben asansörle zaten Hande Hande diye bağırıyorum yukarı kata, ses bak alamıyorum. Asansöre biniyorum. Bak, bir dinle. Bir dinle, adamla ben konuştum. Bir dinle. Ya kimle konuşursan konuş, bana ne ya. Biraz terbiyeli ol. Biraz terbiyeli ol. Hocam bu böyle ayağa kalkıp hani üstten üstten konuşmak çok acayip değil mi? İşte hükmetme duygusu, o hani psikopatlarda tanrı olduğu hissi var, evet ya. O hükmedecek yani, saf şiddet uygulayacak. Herkesin üstündeyim ben. Ve susturmaya çalışmak. Tabii. Şimdi sevgili seyirciler, bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bize birkaç başvuru oldu. İşte küsleri barıştırın ne olur. Bu hayatta işte barıştan daha güzel bir şey yok. Şununla küsün barışalım. Anne kız barışalım. Baba oğul barışalım gibi. E tamam dedik, alalım o zaman sizleri dedik. Ve böyle bir şey oluştu birdenbire. Küskünler barışsın diye. Onun için madem başladık, diyorum ki sizler de bu konuda bize başvuruda bulunabilirsiniz. Eşinizle, ama tabii çok çirkinleşmiş hikayeleri istemiyorum o konuda. Eşinizle, kızınızla, kardeşinizle, efendim komşunuzla,
barışma fikrindeyseniz eğer, bir küslüğünüz varsa, biz bu işe soyunduk ve birkaç kişiyi de yakında ekranlarda bu konuda göreceksiniz. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Ulu Önder Atatürk'ü ölümünün 82. yıl dönümünde bir kez daha özlemle, sevgiyle ve tabii ki şükranlarımızla anarak sizlere veda ediyorum. Yarın saat 13.15'te Star ekranlarında buluşuncaya kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Yarın buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık.